Sevgili Showmax izleyicileri, ben Profesör Doktor Meğer Kozakçıoğlu Özekici. Ben ve konuklarım bugün sizlerle menopoz ve osteoporoz, yani kemik erimesi ve bunun psikolojik sorunlarını konuşacağız. Ben size programımıza başlamadan evvel hayırlı bir hafta başı diliyorum. Bugün Kandil, hepinize hayırlı kandiller diliyorum efendim. Bugünkü konuklarım Profesör Doktor Ümit Özekici, kadın hastalıkları uzmanı ve psikologumuz Serap Duygulu. Hoş geldiniz Serap Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Bugün menopozu konuşacağız. Menopoz ve osteoporozu konuşacağız. Evet. Ve tabii bu tarz programlar ve bu tarz tedaviler eğitim programları yaparken ve tedavi programları yaparken bir ekip sistemi içerisinde planlanmalı. Menopoz tedavisinde de biz işte kadın doğum uzmanları, fizik tedavi uzmanları ve siz psikologlarla beraber bir ekip çalışması içerisinde oluyoruz. Eskiden bundan 15-20 sene önce işte menopoza giren hanımlar bunun korkusunu çok fazla yaşamaktayken, ne yapacaklarını bilememekteyken artık günümüzde giderek bunun çok korkulacak bir sorun olmadığı ortaya çıkmakta. Evet. Ve yapılan ekip tedavi programlarıyla da çok başarılı sonuçlar elde edilmekte. Evet. Şimdi psikolog olarak size menopoza giren bir hanım nasıl geliyor? Yani şu nasıl geliyor derken kendi kendine mi işte Serap Hanım ben menopoza girdim işte bir takım problemlerim var diye mi geliyor? Yoksa işte bir takım hekimlerle beraber grup çalışması içerisinde oluyorsunuz da o şekilde mi geliyor? Nasıl oluyor genel gelişleri? Şimdi menopozun aslında hem bireysel hem toplumsal boyutları var ve genellikle bize kadın doğumcu ya da fizik tedavi uzmanı hekimlerimiz vasıtasıyla yönlendiriliyor. Çünkü menopoz eğitim düzeyiyle çok doğru orantılı menopozla başa çıkma yöntemleri. Bazen bilincinde olmayabiliyoruz yaşadığımız sorunun nereden kaynaklandığını ama tabii olayı şu şekilde görmek daha sağlıklı belki. Menopoz bir süreç, yani bir yaşlılık ya da hayatın sonlanması gibi değil. Ama bu bir süreç ve bu süreçle başa çıkmakta bazen zorlanıyoruz. Bunun da en iyi farkına varan kişiler, doğrudan birinci derecede temas halinde olan hekimler, hekimler vasıtasıyla bize yönlendiriliyor. Genelde hekimler olarak geliyor. Peki ilk geldiği zaman hastanın psikolojisinde ilk göze çarpan ne oluyor? Size en çok hasta açısından ne tür belirtiler, ne tür belirtilerle geliyor? Evet. Şimdi hekim yönlendirdiğinde zaten bir nevi adı konmuş oluyor. Yani muhtemeldir işin biyolojik kısmı takip edildiği için işin psikolojik kısmı anlamında da destek alması gerektiği bilinçle yüzüne de söylenmiş bir şekilde yönlendiriliyor. İlk belirti tabii bir takım psikolojik belirtiler gibi durmakla beraber arkasında aslında başka duygular var, duygu durum bozuklukları var. Şimdi şunu çok net koymak lazım aslında Meral Hanım. Şöyle ki eskiden psikolojide menopozun menopoza özgü bir takım depresif duygu durumları yaşattığı düşünülürdü. Ama artık son yıllarda yapılan araştırmalar gösterdi ki menopoza bağlı bir depresyon yok. Ama menopozun tetiklediği bir depresyon var ya da duygu durum bozuklukları var. O da bildiğiniz gibi bir takım hormonların menopozla beraber vücuttan eksilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani östrojen hormonunun olmaması örneğin ya da azalması giderek ne yapıyor kişide? Ciddi uyku bozuklukları yaratıyor ve o uyku bozuklukları da vücutta gerginlik, sinirlilik, işte öfkelenmeler, yani vücudun bir anda dengesi bozulabiliyor. Bu şikayetlerle bize geliyor ama burada tabii menopoz algısı kişide toplumsal olumlu ya da olumsuz olması toplumun yargılarının bireysel anlamda ve toplumsal olarak yargılarının etkileriyle doğru orantılı. Örneğin sosyal anlamda manevi, maddi ve manevi doyuma ulaşmışsa, özgüveni yüksek bir bireyden bahsediyorsak menopozda neredeyse hiç karşılaşmıyor. Peki ev hanımlarıyla iş hanımları arasında fark var. Fark var mı? Var. Menopozu ciddi fark karşılama var. Açısından. Tabii. Çünkü iş hanımı, çalışan hanımlar kendilerini çok fazla dinleyemiyorlar. Uğraştırmakta oldukları bir takım işleri var. Onun da ötesinde çok iyi organize olmak zorundalar çocuklarına, evlerine, işlerine. Dolayısıyla kendisini çok iyi dinleyemediği gibi bir de yaptığı işten manevi haz da alan bir insansa
Bu çok ciddi menopoz sorunu yaşamıyor. Belki biyolojik olarak östrojen hormonunun yarattığı gerginlikler olabiliyor. Ama psikolojik sorun olarak çok ağır sorunlarla karşılaşmıyor. Ama ev hanımı, özellikle bizim gibi anneliğin ya da doğurganlığın yüceltildiği belki toplumlarda daha etki gösterebiliyor, olumsuz etki anlamında gösterebiliyor. Nedir? Özellikle bu dönemde bilirsiniz sosyal değişimler de başlar. Nedir? Evliliklerin belki sarsıntıya uğraması, belki eşin kaybı, ebeveynlerin kaybı. Hala oluyor mu bu tarz şikayetler? Var. Hala işte var. Menopoza giren hanımlarla eşi arasında var. Bu tarz sorunlar. Problemler var tabii. Yani... Peki siz menopoza giren bir hanıma örneğin işte seansı aldığınızda, tedavi programı için aldığınızda tek başına mı alıyorsunuz, eşiyle mi alıyorsunuz? Tabii tabii. Grup programları yapıyor musunuz? Mesela yurt dışında çok popülerdir. Çok yaygındır bu. Çok yaygındır grup programları. Türkiye'de çok yaygın değil aslında Meral Hanım. Evet. Çünkü Türkiye'de bunu yapan enteresan bir başka kurum var. Evet. Hanımların günleri. Bizim tabii bu mekanizma aslında çok da sağlıklı bir şekilde işliyor. Çünkü bir aradayken, bir arada olunan bu tarz sosyal gruplar olumlu bir etki yaratıyor insanlar üzerinde. Bize geldiğinde eşle ilgili iki türlü değerlendirmek lazım. Bu dönem menopoz, işte olumlu yargı derken bunu demek istedim. Eğer menopoza girdiğinde kişi eşiyle ilgili evliliğin kalitesi artmışsa ve sağlıklı bir ilişki yürütüyorsa çok ciddi bir olumsuzluk yaşamadan atlatıyor bunu. Ama eğer dediğiniz gibi eşiyle ilgili bir sorun yaşıyorsa o zaman hakikaten ciddi terapi alması gerekebiliyor. Peki erkekler tedaviye eşlik edebiliyor mu? Eşlik ediyorlar mı? İstemeyenler oluyor mu? Nasıl karşılıyorlar? Yani genelde şimdi şöyle bir durum var. Ben hastalarımda da bunu çok görüyorum. Sanki eşler bu olayı çok fazla ciddiye önemsemiyorlar da işte hanımlar bu olayı çok fazla önemsiyorlar gibi bir şey var, durum var. Doğru, tespitiniz doğru. Yani kadınların çok kendi başına yaşamaları gerektiğini çok düşünüyor eşler, beyler. Evet. Ya da ya bu senin sorunun, seninle ilgili bir sorun. Başa çık, sen başa çık. Benimle ne ilgisi var gibi bir yaklaşım içinde olabiliyor. Ya da çok iyi niyetle bir iki geliyor. Üçüncüsünde artık tamam hep mi geleceğim ben? Her seferinde ben de olmak zorunda mıyım? Benim ne alakam var diyebiliyor. Bu yargı kırmak çok zor, bu yargıyı kırmak. Evet. Çünkü hala kadına özgü bir şey diye düşünülüyor. Baktığınızda mantık aslında doğru. Kadının doğurganlığının belirli bir dönemden sonra durması, baktığınızda biyolojik olarak bir işlem aslında. Ama biz kadınlar belki bunu sosyal statüde bir kayıp yaşamışsak ya da istediğimiz noktada değilsek, manevi haz, doyum noktasında değilsek bunu bir kayıp olarak görüyoruz. Bir de işte oradaki sosyal değişiklikler nedir? Çocukların evden ayrılması, ebeveynlerle ilgili belki bakım yükümlülükleri gibi, emeklilik gibi, özellikle boş yuva sendromu dediğimiz çocuklar ayrıldıktan sonra ben ne yaparım, nereye ait olurum duygusu menopozdaki psikolojik etkileri ağırlaştırabiliyor. Aynen. Bir de ben çok sık karşılaştığım hastalarımda terleme sorunu var. Evet. Şimdi tabii. Terlemede hormonal faktörlerin yanı sıra psikolojik faktörler de söz konusu. Şimdi hep bana bunu hastalar hep soruyorlar ve aslında çoğu noktada çözümsüz kalıyoruz bu terleme konusu. Şimdi hanımlar izliyorlar bizi. Bu arada telefon numaralarımız da vereyim. Bize canlı olarak programımız devam etmekte. Bağlanırlarsa çok memnun oluruz. Telefon numaramız 0212 300 21 22. Tekrar edeyim, 0212 300 21 22. Siz de bizim programımıza katılırsanız, bizimle beraber sohbet ederseniz çok memnun oluruz. Şimdi hep konuşuyoruz hanımlarla işte bu terleme üzerinde. Şimdi lokal terlemelerin tedavisi basit artık. İşte botokslar var. Biz fizik tedavide de uyguluyoruz terlemelerde botoksu ya da işte bir takım yöntemleri var uyguladığımız. İyontaferez yöntemleri var. Çok eskiden beri vardır, yani senelerdir vardır. İşte koltuk altı terlemelerinde, ayak terlemelerinde, el terlemelerinde bu belli bir süre etkili oluyor. Zaman zaman da tekrar ediliyor. Yalnız tabii menopozdaki terlemeler farklı. Evet, değişiyor. Menopozdaki terlemeler çok yaygın. Özellikle işte genelde çoğu hanım ensesinde, sırtında havluyla dolaşıyor. Evet. Tabii bu terleme aynı zamanda işte boyun ağrısına yol açıyor, sırt ağrısına yol açıyor. Çünkü o ter sırtında kuruyunca hemen tabii ağrı yaratıyor, evet. Kas spazmı yaratıyor. Ve bu ağrı genelde işte boyun, sırt ve yüz değişik eden bir ağrı ve
Ben de genelde işte psikolog desteği öneriyorum. Çünkü baktırdığımız zaman zaten hani hormonal desteği kadın doğumcuyla beraber planlıyoruz. O zaten takviye ediliyor, yapılıyor, yerine konmaya çalışılıyor. Ama bu yaygın terleme sorunu gece ve gündüz bir türlü toparlanamıyor. Siz bu konuya dikkat ettiniz mi ya da terlemeyle, şöyle söyleyeyim, hastaların terleme sorununu psikolojik yaklaşımla azaltabilir miyiz? Bu konuda ne diyorsunuz? Çok ciddi etkiler oluyor. Evet. Yani eğer nasıl başa çıkar menopozun sorunlarıyla dediğimizde, terleme zaten ilk başta rastladığımız bir şey. Sıcak basmaları bunun yanında, gerginlik, öfkeyi kontrol edememe, kilo alımı, çirkinleştiğini düşünme gibi pek çok farklı etkiler var. Ama dediğiniz gibi en belirgin özellik terleme, bulunduğu yerde ateş basması, işte camı kapıyı açması, sonra 5 dakika sonra soğudun. Bu ani iniş çıkışlar duygu durumuyla doğru orantılı aslında. Hüzün tarafına ve neşe tarafına çok hızla yaşanan geçişlerden sonra terlemeleri de aynı şekilde görüyoruz. Ve burada kişinin yetkinliğinin artırılması, yeterliliğinin artırılması, hayatta yani kendine olan güveninin desteklenmesi birçok psikolojik etkiyi ortadan kaldırıyor. Terleme de bunlardan birisi. Yani kendini ifade edemeyen bireyin vücudunda bu tarz işte somatoform dediğimiz bir takım problemlerin ortaya çıkması, yani bunu bedenselleştirmesi diye gördüğümüz bir sorun aslında bu bizim. Ve ciddi anlamda olumlu etkileri oluyor. Yeter ki o bilişsel terapi dediğimiz terapi yöntemlerine sıcak baksın. Sıcak bakalım. Peki. Şimdi bir süre aramız var. Daha sonra devam edeceğiz. Aşk, sağlık, para. Yıldızlar sizin için neler söylüyor? Yaşam enerjisini fazlasıyla yaşamınızı etkilediği bir haftadayız. Sıhhat ya da sağlık açısından sinirlerinize hakim olun. Birliktelik, beraberlik ve aşk ilişkisi içerisinde olan teraziler. Taşların sırrı, renklerin enerjisi, kuantum, reiki, feng shui. Pembe kuars sevginin ve aşkın taşıdır. Kırmızı İki mum kullanabilirsiniz. Kapıdan içeriye girdiğimizde rengimiz nedir? Mordur. Amatist bolluk, bereket, sağlık ve huzurdur. Mavi bilginin, birikimin rengidir. Bolluğu, bereketi, dengeyi açmak için nar objesinde kullanabilir. Ünlü astrolog Nuray Sayar'ı yorumlarıyla hayatınıza yön vermeye geliyor. Bugün evreni sevgiyle kucaklıyorum. Şimdilerde içimizde derin, karmaşık duygular varsa gezegenlerin konumu ve durumu evrendeki biz değerli kullara etki etmekte. Kaygılarınızı ve endişelerinizi bitirin. Yarınlarınıza da korku enerjisini yüklemeyin. Nuray Sayar ile Astroloji yarın akşam canlı yayınla Showmax'te. Evet, terlemeyi konuşuyorduk. Sayın Profesör Doktor Ümit Özekici de aramıza katıldı. Şimdi Ümit Hocam, menopoz ve osteoporoz tedavisini konuşuyoruz. Tabii kadın doğum, siz, biz fizik tedavi uzmanları ve Serap Hanım psikolojik yaklaşımını beraber inceliyoruz. Şimdi biz, ben seneler evvel 1998 yılında işte doçent olup üniversiteden ayrıldıktan sonra kendi kliniğimi açtım. Burada işte menopoz ve osteoporoz ünitesi kuralım diye düşündüm. Daha o zaman Türkiye'de işte menopoz ve osteoporoz ünitesi ve bu tür çalışmalar yoktu aslında. Yok. Herkes tabii tedavisini yapıyordu ama ayrı ayrı yapıyordu. Ben de dedim ki çok da hani kendi işimi severek yapıyorum. Çok da işte hani bir işi çok iyi yaptığıma inanıyorum. Dedim ki menopoz ünitesinde de işte bu konuda çok iyi olan bir hocayla beraber çalışayım. Kimle çalışayım? Derken tesadüfen bir gazetenin radyo bu şeyi var. Telefon bağlantısı var. Onunla seyirci izleyiciler oluyor. Ve orada işte gittiğimiz gazetede dediler ki, hocam dediler, İngiltere'den dönen çok başarılı bir profesör var. İşte Robert Kolej mezunu, üniversiteyi derecelerle bitirmiş, koleji derecelerle bitirmiş, işte İngiltere'de şöyle başarılı tüp bebekçi, Türkiye'de yeni geldi, sizi onunla tanıştıralım, onunla çalışın dediler menopoz konusunda. O zaman işte biz Ümit Hoca'yla tanıştık zaten. Ve Ümit Hoca'yla çalışmamız da bu menopoz ve osteoporoz ünitesiyle olmuştur. Yani o zamanlardan beri biz beraber Ümit Hoca'yla
menopoz ve osteoporoz konusunda beraber çalışıyoruz. Tabii kadın doğum çok geniş bir alan biliyorsunuz. Menopozla devamlı yenilikleri olan osteoporoz da aynı şekilde. 3 sene önce söylediğimiz şeyleri şu anda daha değişik olarak söylüyoruz insanlara. Çünkü daha değişik araştırmaların neticeleri farklı, sonuçları farklı. Dolayısıyla kadın doğumda da bu işi ciddi takip eden, bilimsel araştırmaları takip eden hani bir ekiple beraber olmak sonuçlar açısından da çok başarılı oluyor. Evet, evet Ümit Hoca, şimdi biz önce siz gelmeden menopozdaki işte psikolojik durumları, depresyonu biraz terlemelerden bahsettik. İşte terlemelerin tedavisini nasıl psikolojik yaklaşımı halledebiliriz, çözüme kavuşturabiliriz. Halledebiliriz, çözümleyebiliriz diye konuştuk. Şimdi ben aslında sizinle önce erken menopozla konuşmak istiyorum. Bir de erken menopoz var. Şimdi rutin bir menopoza giriş var. Bir de hanımlar bilir, erken menopoza giriş var. Bu erken menopoza girişin normal menopozdan bir farklılığı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben konuşmanın başını çok iyi izleyemedim ama şöyle bir olay var. Tıbbın her bölümünde gelişmeler var, tahminlerin çok üzerinde. Ve artık tıp ilerledikçe görüldü ki psikolojik durum da hem hastalığın seyrini veya hastalık değilse bile bu sorunun seyrini çok etkiliyor. Yani olumlu bir psikoloji olumlu etkiliyor, olumsuz bir psikoloji olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda menopozda da psikolojik durumun çok önemi var. Neden? Çünkü bakıyorsunuz psikolojisi düzgün, düzgün beslenen, belirli bir uğraşısı olan, yani beyin fonksiyonları düzgün çalışan, aktif olan bir kadın o sorumlulukları, o yaşam tarzı içerisinde menopozu çok fazla hissetmeyebiliyor. Öyle hastalarımız var ki jinekolojik olarak da bu yansımış oluyor. Yani fizyolojisine de yansıyor. Bakıyorsunuz bir problem yok. Bir şey mi alıyorsunuz? Yok. Bitti. Yok diyor. Sadece şöyle şöyle bir şey. Olumlu bakıyorum hayata. Çeşitli uğraşlarım var. Şurada görev yapıyorum. Çocuk yetiştiriyorum. Şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum gibi. Psikolojinin yani çok fazla olumlu etkisi var. Biz menopozu iki şekilde sizin söylediğiniz gibi ayırarak inceliyoruz. Bir, Türkiye için belirlenmiş aşağı yukarı 46-47 yaş gibi cerrahi ve klasik fizyolojik menopozların birleşimi bir yaş var. O yaştan sonra menopozu yaşayanlar var. Bir de sizin vurguladığınız gibi 40 yaşından önce. Şimdi 40 yaşından önce ismi üzerinde erken menopoz. Evvelden her şey erken menopoz denirdi. Şimdi ilk 6 aya erken yumurtalık yetmezliği deniliyor. Kalıcı olarak hormonları, yumurtalıklarındaki yumurta rezervin vesairesi göz önünde bulundurulduğunda artık erken menopoz diye de bir kavramdan bahsediyor. Bu erken menopoz 40 yaşından evvel gelişiyor. Benim ihtisasım sırasında öğrenciliğim daha da yani bir 30 yıl evvelinde konuşursak erken menopoz diye textbook dediğim ders kitaplarında bir satır geçerdi. Bu gördüğünüz menopoz belirtisi nadiren 40 yaşından önce de görülebilir diye. Evet. Ama şimdi bu en ciddi kitaplarda %2,5'un üzerine çıktı. Sözünüzü kesiyorum. Balla. telefonumuz varmış. Bekletmeyelim seyircimizi. Hale Şahin İstanbul'dan arıyor. Buyurun Hale Hanım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok mersi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben televizyonun sesini tamamen kıstım. Sizi buradan dinleyeyim, daha iyi değil mi? Tamam, tabii, evet. Peki. Şimdi ben doktoruma bir yaşadığım olayımı anlatacağım. 47 yaşındayım. Sesim geliyor mu? Geliyor, sesiniz gayet güzel geliyor. 47 yaşındayım ben. Bir sene önce menopoza girdim. Fakat şöyle anlatayım. Özel hayatımda 20 sene önce eşimden ayrıldım. Bir kızımla beraber yaşıyordum. 28 yaşında bir kızım vardı. Esnaf şartları sürekli çalışarak geçirdim. Kızımı kendim okuttum. Bu şekilde ben hayatımı idame ettirdim. Bir şey çok güzeldi. Etrafıma pozitif, herkese her şeyi seven, pozitif düşünen bir insandım. Fakat bundan 6 ay önce ben kızımla bir tartışmamda 5. kattan atladım. İntihar ettim. Allah'a çok şükür ki bir ay çapada yoğun bakımda kaldım. Allah'a çok şükür ki çok büyük bir ameliyat geçirdim. 11 saat süren bir ameliyat sonrasında ayağa kalkabiliyorum.
belim kırıldı, omurgam kırıldı, platin evet. takıldı falan. Evet. Binlerce şükür ki ayağa kalkabiliyorum, iyiyim. Evet. Ben bunu sormak istiyorum. Acaba böyle bir olay, hayata bu kadar güzel bakan bir insanken, her şeyi çok severken, giyinmeyi, gezmeyi, arkadaşlarımı, doğayı, hayvanı, her şeyi çok evet. severken, bir anda yaptığım bir şey, ben de bu menopozdan dolayı kaynaklanabilir mi acaba? Serap Hanım, size ben önce söyleyeyim, sonra evet. Ümit Hocam evet. muhtemel hormonlarla ilgili evet. bir şey. Şimdi büyük geçmiş olsun Hale Hanım. Tabii iyi ki şu an sağlıklısınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii siz de farkındasınız değil mi? Ne kadar anlamsız bir şey yaptığınızı. Evet, evet, evet. Bu işte enteresan olan, demin onu konuşuyorduk işte biz de Meral Hocam'la. Ani gidiş gelişler ortaya çıkıyor bu menopoz döneminde. Ama evet. muhtemel sizin ne kadar olumluyum deseniz de muhtemel geçmişe dönük bazı kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız, başa çıkamadığınız bazı duygular evet. da vardı. Evet. Ve kızınızla yaşadığınız bu tartışma belki bir anda bunların hepsini tetikledi. Evet, ve aynen. sizin düşün mantıklı düşünme mekanizmasını kilitledi, öyle diyelim. Evet. Ve siz hiç düşünmeden bir anda bir hareketle bunu yaptınız ve geriye dönüp baktığınızda aslında benzer olayları yapmış insanların sizin gibi çok şükür sağ kurtulanlarını dinlediğinizde hep derler ki yaptığım anda pişmanlık duydum. Evet. Kesinlikle. Yani kendimi... Yaptığım an pişman oldum. Evet. Ben şimdi burada sallandım bir de. Ya hemen işte... düşmedim. Kızı burada... kolumdan yakaladı, sallandım ben. Ya. O an pişman oldum, ne yapıyorum dedim. Evet. İyi ki yaşıyorsunuz, iyi ki çok ağır hasarlarla atlatmamışsınız. Ama burada... Fakat çok özür dilerim, o menopoz dönemimde o bir sene içinde evet. antidepresan kullandım. Çünkü ben hiç hayatta böyle hep pozitif düşünen bir insandım. Hep arkadaşlarıma yönlendiren, benden akıl alan insanlardı. Evet. Yani o kadar pozitif düşünüp de etrafa bu kadar sevgiyle yanaşan bir insanın dedim ki ya olamaz, menopoz böyle bir ağırlık olmaz yani dedim kendi kendime. Aslında Hale Hanım bunu menopozdan menopoz depresyon olarak düşünmeyin. Demin onu söylemek istiyordum. Var olan bir depresyonun belki menopozdaki hormon yokluğuyla, hocam daha iyi anlatacak evet. size. Hormon yokluğuyla yaşattığı belki ani bir yoksunluk krizi olarak düşünün. Evet. Kızınızla yaptığınız tartışmada artık hani bardağa taşıran son damladır ve sizin evet. mantıklı düşünmenizi engellemiştir. Evet. Ama benim şimdi bir kaygım olabilir sizinle ilgili. Bu yaşadığınız olayı, bundan sonra hayatınızı pişmanlık olarak olumsuz etkilememesine dikkat edin. Yani kendinizi suçlayıp ben bunu nasıl yaptım, niye böyle bir şey yaptım, ben çok pozitif bir insandım, hay Allah onu deyip, demeyeyim değil mi? Bunu sakın ola ki demeyin. Hatta evet. Olumlu anlamda da ben daha farklı sosyal aktivitelerde bulunmanızı önereceğim. Mümkünse de lütfen kadın doğumcunuzla belki hormon takviyesine de devam edin derim. Peki Hale Hanım, bu şeyde, dönemde o hormon tedavisi altında mıydınız? Onu yok, merak ettim. Yok, almadım. Hiçbir tedavi olmuyordunuz. Evet. Yok, istemedim. Çünkü evet. 47 yaşındayım. Her şey evet. doğal olsun. Doğal kilo almayayım. Tipime özen gösteren, giyimime özen gösteren böyle bir kadındım. Yani parmakla gösterilen bir insandım. Şimdi mesela doktorumun dediği gibi kızıyorum kendime. Ben diyorum sapa sağlamdım ya. Her şeyim dört dörtlüktü. Saçlarıma özen verirdim, her şeyime özen verirdim. Ben şimdi tipimi ne hale getirdim? Yani sırtım kırık içinde. Tamam, kalkıyorum, yürüyorum ama fiziki görünüm olarak eskisi gibi olmam mümkün değil. Özellikle topuklu ayakkabıları çok severdim. Giyemiyorum şimdi. Giyemeyeceğimi düşünüyorum. Mutsuz oluyorum. Ama doktorumun dediği gibi bundan sonra keşkeleri düşünmemem gerek. Evet. Keşkeleri düşünürsem sanırım daha mutsuz olurum. Evet. Daha güzel mutlu olmaya bakmam. Hayatı, ikinci hayatımı güzel yaşamam gerekiyor sanırım. Evet. Hı hı. Evet. Peki, çok geçmiş, teşekkür ediyorum. Geçmiş sizlere. Olsun diyoruz çok size. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Şimdi Hale Hanım şöyle evet. demek lazım, bir kere evet. yeniden doğmuş, ikinci evet. doğum günü, onun için şükretmesi lazım. Evet, tabii. Ben zaman içerisinde operasyonların, rehabilitasyon döneminde daha da sağlığına kavuşacağını düşünüyorum. Ben de Serap Hanım gibi salt olarak menopozla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten mevcut anlattıklarından antidepresan hı hı. kullanıyor, depresif bir dönem geçiriyor. O depresyonda bir ara bir kontak evet. kaybolmuş. Aynen. Tabii bu kontak kaybolmasında menopozdaki hormon yoksunluğunun verdiği mood değişikliği ki evet. eskiler siz hatırlamazsınız, haleti ruhiye derlerdi. Evet. Haleti ruhiye değişikliği o anda kopmuş. Evet.
Ondan sonra zaten evet. Serap Hanım kendisi vurguladı. O anda pişman oldunuz değil mi? Evet dedi, o anda pişman. Tabii o menopozun da verdiği şey, yaşadığı psikolojik travma, depresyon hepsi birbirine karışınca kontrol edememiş. Aa, belki o sırada bir menopoz karşıtı ilaç kullanarak ruh haleti belki biraz beslenebilirdi. Tabii ne büyük bir travma, ne büyük bir tartışmalarını evet. bilmiyorum. Bunu evet. da ben yorumlayacak bir durumda değilim ama belki menopozla mücadele ediliyor olsaydı zaten çok kendiyle barışık ve çok yaşama bağlı bir hanım, onu çok güzel atlatacaktı. Biz gene gelelim şeye. Evet. Erken menopoz. Erken menopoz evet. Şimdi erken menopozun klasik belirtileri yaşı bir tarafa bırakırsak normal menopozdaki gibi. Ancak taşıdığı önem farklı. Neden önem farklı? O dönemdeki bir kadın çok daha genç, çok daha sağlıklı. Artı şu andaki durumu göz önünde bulundurursak, hanımlar daha geç evleniyorlar çünkü kariyerlerini, yaşam standartlarını bir ara bir düzene getiriyorlar. Çocuk beklentisi içerisinde. Şimdi tabii. menopozdan sonraki bir hanımın sorunu hormonlar azaldığı için onun fizyolojik belirtileri var, psikosomatik belirtileri var, işte çeşitli sistem belirtileri var. Bunlar desteklerle atlatılabiliyor ama siz menopoz sonrası bir hanıma peki madem canın öyle istiyor, daha da düzeleceksin, al şu tedaviyi, bir de ikiz bebeğin ol, bunu yapamazsınız. Hı hı. Muş'tan Nurcan Hanım bekliyor, erken menopozla ilgili bekliyor. Tamam. Muş'um, bekletmeyelim. Nurcan Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz programımıza, çok merhaba. Memnun olduk katıldığınıza, buyurun. Ben 39 yaşındayım, bir buçuk seneden beri bende menopoz teşhisi kondu. Bunun ile ilgili bilgi almak istiyorum. Tabii. Şimdi onu anlatıyorum zaten, evet. Tam. Bir çocuk isteği oluyor. Ve Nurcan'ın bu... çocuğunuz var mı? İki tane var. İki tane var. Allah bağışlasın. Başka düşünüyor musunuz peki? Onu da sorayım. Yok. Tüklerim bağlı benim. 6 senelerde tüklerim bağlı. Bir de bir şey soracağım. Ben 1,5 aydan beri de 6 gün, 12 gün arayla adet görüyorum. Menopozden de ama. Yani 8 ay bir görmedi. Evet. Evet. Şimdi 6 gün, 12 gün arayla gene oluyorum adet. Evet. Bunu öğrenmek istiyorum. Tamam Nurcan Hanım. İsterseniz telefonunuzu siz kapatın. Ümit Hoca anlatsın, beraber dinleyelim. Tamam, şimdi üzere. Şöyle bir durum var. Tabii hanımefendinin çocuğu olduğu için salt olarak niye menopoza girdim evet. endişesi erken içerisinde. Çok az, 39 Doğru. yaş ne demek? Çok erken değil. Bir burada tabii erken menopoz tedavisinde evet. iki tür tedavimiz var. Bir menopozla mücadele var. Bir de bunu açtıktan sonra çocuk sahibi olma. Şimdi hanımefendi zaten o bölümü istemiyor. Evet. Erken menopozda da bence klasik menopoza göre daha büyük bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Yani bu evet, olayın ne tabii. olduğunu anlaması lazım. Evet. Birisi bu bir hastalık değil ama sizde %2,5-3,5 niye peki erken hastada, menopoza giriyor hanımlar? Onu anlatacağım. Evet. Bu olan bir tabloyla karşılaşılmış. Bunun kesin bir tedavisi yoktur ama biz bunun sizde olumsuz etkilerini geçirterek ve dilerseniz vereceğimiz bir takım tedavilerle adet görmenizi de sürdürerek bu olayı olumlu bir hale getirebiliriz veya yumuşatabiliriz. Ha, çocuk isteyende çok özel tedavilerle bir miktar başarı var. %1, 2'lerde, 3'lerde, 5'lere kadar çıkabilir. Onun dışında yapabileceğiniz doğrudan yumurta naklidir. Ülkemizde uygulanmıyor, yurt dışında tedavisi söz konusu. Peki insanlar neden durduk yere bir grup o 47 yaşına, 48 hatta 50'ye geliyor da 40 yaşından küçük menopoza giriyor? Bunun olguların irdelenmesinde görülmüş ki %70-80'inde hiçbir neden yok. Hastaya bakıyorsunuz. Hiçbir evet. sorunu yok. Evet. %10-15'lik bir grupta geçirmiş bir tedaviye ikincil olarak gelişiyor. Nedir? Habis bir hastalık, kötü bir hastalık nedeniyle büyük bir cerrahi girişimde bulunmuştur. Radyoterapi geçirilmiştir, kemoterapi geçirilmiştir. Bunlar nedeniyle zorunlu olarak yani hekim eliyle cerrahi olarak veya tıbbi olarak menopoza sokulmuştur. Bir başkasında ise otoimmünite denilen bir olay var. Bilmiyorsunuz ama aynı zamanda tiroidinde de böbrek üstü bezinde de kadınlarda, yumurtalıkta da oradaki üretilmiş hücrelere karşı bağışıklık sistemi anlamsız bir şekilde yıkım hücresi. Bunları yabancı kabul ediyor. Evet. Tiroid mi yıkın. Evet. Böbrek üstü bezi yıkın. Evet. Yumurtamı yıkın. O oluyor. Çünkü baktığınızda o
kadınların diğer sistemlerinde çoğunda bu problemi görüyorsunuz. Onun tedavisi otoimmünite dediğimiz bu kendiliğinden ters çevrilen bağışıklık sistemini düzeltmek için bir takım baskılayıcı immünoterapiler ya da kortizon kullanıyoruz. Birazcık cevap verebiliyor. Diğerlerinde ancak işte cerrahiyi belirli yerde sınırlamışsanız veya kemoterapi geri dönüşümlüyse ya da radyoterapi bir yerde kesilmişse geri dönülebilir. %70-80'inde çok genç ise bir takım destek tedavileriyle çok çeşitli sürelerde bir senede de olur bir 5 senede geri dönüş olabiliyor. Aa, ama sebebini biliyor musun? Yani evet. Bir yaşam tarzından mı? Hayır. Evet. Durduk yerde bir gün bir bakıyor ki bir ayda 2-3 defa adet görmeye başlamış veya aralıkları açılmış. Bu 6 ayı geçince tamamen adet görmeme hali bir hormon profili ve bir ultrasonik inceleme bakılıyor ki ne yumurta rezervi gelmiş, işte hormonlar da normalin 3-5 katına fırlamış. Uyarıcı hormonlar, östrojen. Östrojen normalin tamamen dibine vurmuş şekilde. Siz tamam diyorsunuz, artık erken menopozsunuz. Peki, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Sonunda L'Oreal'den içerdiği prokeratin sayesinde saçımı canlandıran bir saç boyası. Zamanla saçınız ana maddesi keratini kaybeder ve cansızlaşır. L'Oreal Paris'ten prokeratinli ilk saç boyası. Excellence. Yoğun bir renk verirken prokeratin sayesinde saçımı canlandırıyor. Tabii ki tek bir beyaz bile yok. Saç rengim yoğun, saçım güçlü ve yumuşak. L'Oreal'den prokeratinli Excellence. Siz buna değersiniz. Beyazlığın heyecan verici dünyasına davetlisiniz. Yeni Colgate Max Beyazlık. Kristal şeffaflığındaki jelde bulunan binlerce beyazlatıcı parçacığın parıltısı muhteşem gülüşünüzü ortaya çıkaracak ve her günün bir kutlamaya dönüştüğünü hissedeceksiniz. Yeni Colgate Max Beyazlık. Kutlamaya değer beyazlıkta muhteşem bir gülümseme. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Onunki niye daha beyaz? Veniş tülü olmasın? Aa! Kullandığınız deterjan tüllerinizi beyazlatmaya yetmez. Tüllerinizi haftalarca işlemiş kiri, isi, Veniş Costa tül çıkarır. Deneyelim mi? İkisine de deterjan. Birine ayrıca Veniş Costa tül. Veniş'in benzersiz köpüren formülü bütün bu kiri, isi söküp attı. Deterjana göre bembeyaz yaptı. Beyaz ki ne beyaz. Veniş Costa tül. Tüllerinizin hak ettiği beyazlık. Showmax'te show zamanı. Ünlü konuklar. Bana geri dönmezsen, beni yine sevmezsen. Bir çiçek koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Aa, hay Allah, bu ne biçim laf? Allah kahretmesin diyen de var. Her bir şey aşkım seni sevme. Ben tanrı misafirim. Taşı, tuşu, ışıltıyı çok seven bir kadınım. Yani bir kere kendim çok ışıltılıyım. Senin için kapılarda yatmak mı lazım? Ne olur gitme. Hoş sohbetler. Mutluluk, coşku, keder, üzüntü hepsi. Yani bunların hepsi bir yumak. Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin. Oranın insanları hep mail, yani el işçiliğinden yapılan her şeyi anormal önem veriyor. Orkestra arkadaydı. Şimdi buraya geçmiş, imar affından yararlanmışlar. Ve tabii ki müzik. Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Şekil yapmışsın hemen kendine. Sesini duymasam da. Mükemmelim ama faydasız. Her şeyi bırak biraz umurumda. Kimler girdi senin karına? Hani beni çok seven. Nilüfer'le Show Zamanı yarın akşam canlı yayınla Showmax'te. Huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Evet, programımıza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler,
Bugün menopoz ve menopoz sonrası yaşadığımız psikolojik sorunlar ve osteoporozu konuşacağız. Tabii konu o kadar geniş bir konu ki daha osteoporozla tabii gelemedik henüz daha erken menopozda. Bu tiroid hormonu çok enteresan. Evet. Niye çok enteresan diyorum? Şimdi tiroid hormonu bozuklukları bizim ülkemizde çok yaygın. Erkeklerde çok. De özellikle hanımlarda çok yaygın. Tiroid hormonu gerek çok çalıştığında gerek az çalıştığında değil mi? Bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. İşte kemik erimesiyle karşılaşıyoruz. Evet. Aynı şekilde menopozda değil mi? Menopozu da çok fazla etkiliyor. Menopoza girişim. Peki yapılan araştırmalarda şuna bakılmış mı? İşte kadın doğum için söylüyorum. Fizik tedavide bakılmış da tiroidin yani tiroidin az çalışmasının ya da çok çalışmasının erken menopoz üzerine etkisi var mı? Tiroidle ilgili. Şu şekilde olabilir. İşte şey olduğu zaman, otoimmünite olduğu zaman bağışıklık sistemi tiroidin çalışmasını engelliyor. Genellikle Hashimoto tiroidi gibi otoimmün bir tiroid yapıyor. Orada tiroid hormonu yapılmadığı için de bu erken menopoz ortaya çıkıyor. Yumurta tiroid yapımını şey müsebbibi çok psikolojik sorunlar yol açıyor biliyorsunuz. Yani tiroide şey veriyorsunuz. Şey o zaman. Tiroid hormonunu yerine koyduğunuz zaman hasta bir kendine geliyor. Evet. Peki, tiroid fonksiyonları vücudun bütün genel sistemi için ilgili. Ama bu arada erken menopozda da fevkalade başarılı bir tedavi sonucu verebiliyor. Evet. Kamuran Hanım hattımızda. Kamuran Aytemiz İstanbul'dan arıyor. Hoş geldiniz Kamuran Hanım programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı kandiller diliyorum. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm insanımıza, hepimize. Ben de öyle. Hepinize kutluyorum kandilimizi bugün için. Efendim ben şöyle söyleyeyim. Menopoza 2005 yılında girdim. Evet. Ancak biraz önce bahsettiğiniz handikapları ben yaşamadım. Ne güzel. Ter basmaları olmadı, diğer şeylerin hiçbiri bende olmadı. Sadece psikolojik olarak 50-51 yaşında bir yaşam muhasebesi geçirme ihtiyacı duydum. Evet. Ondan sonra yaşantıma daha farklı yön vermeye çalıştım. Evet. Ama bu arada tabii ki hobilerim oldu. Artı çok özel, mental özel bir çocuğum var. Onunla meşgul olmak durumundayım. Dolayısıyla sorumluluk beni menopozdan biraz uzaklaştırdı. Ancak şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi de hafif bir başlangıç. Meme kanseri ameliyatı geçirdim bu yıl. Bunun bir etkisi olabilir mi menopozdan sonra? Bir de osteoporoz için şu anda 56 yaşındayım. Ne yapmam gerekir? Bu menopoza girince hormon tedavisi gördünüz mü? Herhangi Hayır. Görmediniz. Hayır. Normal doğal olarak girmedim. Peki kemik erimesiyle ilgili tedavi gördünüz mü? Hayır. Sadece bu şeyden dolayı kanser tedavisinde özel bir östrojen hormonunu dengeleyici, düşürücü bir ilaç aldığımdan dolayı bir kalsiyum max alıyorum. Evet. Onun dışında bir şey almıyorum. Peki. Geçmiş olsun Kamuran Hanım. Teşekkür ederim. Bizi dinleyin isterseniz. Telefonunuzu kapatın daha rahat dinlersiniz. Efendim. Geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın efendim. İyi günler. Şimdi meme kanseri de zaten birçok jinekolojik kanser gibi biz ona jinekolojinin kardeş organı kabul ediyoruz. Menopoz döneminde daha çok ortaya çıkan bir kanser türüdür. Zaten menopoz döneminin bizi çok ilgilendirmesinin sebebi hem hanımların bu psikosomatik sorunları bu dönemde hem işte rahim, ürolojik sistem, idrar yolları, osteoporozu ilgilendirmesidir. Ama daha önemlisi bu dönemde kadın üreme organlarına ait kanserlerin pik yaptığı, büyük bir yükseliş gösterdiği dönemdir. Şimdi tam hanımefendi de menopozda olduğu için ayrıca bu tür tedaviyi yönlendirirken östrojenden çok korkmamışlar ama yine de emniyet olsun diye antiöstrojenik tabletler vermişlerdir. Tamoksifen gibi. Bunlar antiöstrojeniklerdir, zayıf östrojeniklerdir ama buna rağmen yine de cilt altı yağ dokusundan, böbrek üstü bedeninden çeşitli dokulardan bir miktar östrojen yapılır. Bunu tabii takipte tutacaklar ama büyük ölçüde tedaviyi orada görmüş zaten. Yani ameliyat ve sonrasındaki tedaviyle. Şimdi yapılabilecek olan yine hormon tedavisinden kaçarak sizi ilgilendiren konularda
osteoporoza karşı destek evet. almaktır. Şimdi tabii aslında 51 yaşındayım diyor. 5-6 sene 56 evet. yaşındayım diyor. İşte 5-6 sene olmuş menopoza gireli. Aslında hep söylüyoruz. Menopoza hatta premenopozal dönemde menopoza girmeden önce adetler düzensizleşmeye başladığı noktada kemik yoğunluğuna bakmak gerekiyor. Artık her sene kemik yoğunluğuna bakılıyor. Bu son derece hepimizin bildiği gibi basit bir yöntem. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir yöntem. Hani MR'lar gibi içine girilmeyecek, korkuyor insanlar MR'ların içine girmeyi, girilmeyecek bir yöntem. Son derece basit olarak 15-20 dakikada yapılan bir tetkik ve sonrasında biz bu tetkiki değerlendiriyoruz ve kemik erimesi tedavisi alıp almayacağına karar veriyoruz. Tabii şöyle söylemem lazım ki hem Kamuran Hanım'a hem de herkese, normalde kemik yapım ve yıkımı menopoza girişte yavaşlıyor. Yani yapım yavaşlıyor, yıkım artıyor. Dolayısıyla sadece kalsiyum almanın çok fazla bir faydası olmuyor. Siz alıyorsunuz kalsiyumu, zannediyorsunuz ki bağırsaklardan emiliyor ama çoğu zaman emilmiyor ve atılıyor. Dolayısıyla da sadece alınan kalsiyumun bu dönemde pek bir faydası yok. Kalsiyumla beraber muhakkak sistemik bir ilaç tedavisi altına girmek gerekiyor. Çünkü diğer bir enteresan tarafı osteoporozun, aslında tedavisi de çok basit ve geriye dönüşü yok. Tedavisi basit bir ilaç tedavisi ama osteoporoz, yani kemik kırığı, kemik erimesi oluştuktan sonra bunun tekrar geriye dönüşü yok. Kazanamıyor yani. Hayır, maalesef kazanamıyor. Şimdi biz bakıyoruz mesela mineralizasyonda biraz daha iyileşme olduğu için geçen sene en azından daha iyisiniz gibi diyoruz ama trabeküler kemik yapısı hiçbir zaman eski kemik yapısı haline dönemiyor gibi, tabii değil mi? Dönemiyor. Tabii özellikle onun için de çok dikkat etmek hemen gerekiyor. Hemen menopoza girmeden lazım. Evvel adetler düzensizleşmeye başladığı noktada bu kemik kaybı, kemik dansometresini muhakkak çektirmek gerekiyor. Şimdi bir diğer şey işte psikolojik komponenti. Şimdi zaten insanlar, onun menopozla da tabii ilgisi olabilir ama 50 yaşına giren zaten kadın erkek, herkes şöyle bir kendini sorguluyor. Acaba ben ne yaptım? 50 yaşına hayatla geldim, ilgili. Hayatla evet. ilgili, şimdi bundan sonra ne olacak? Emekliliğe denk geliyorsa yani sosyal statü. Aslında hani diyorlar ya işte kadın erkeklerin menopoz, kadınların menopoz 50 yaş, erkeklerin de andropoz 60-70 yaş mı? Öyle hani deniyor, bu yaşlarda bu şey oluyor ama genelde gördüğümüz, hani size de soracağım bunu, 50'li yaşlarda kadın ve erkeklerde zaten bir hayatı sorgulama oluyor evet. değil mi? 50 yaşına kadar koşturuyoruz. Sonra ondan sonra diyoruz ki hayat ne kadar kısa, hayat evet. ne kadar tatlı, ne kadar hiçbir tatlı şey ama anlamadık. Zaman evet. da kalmadı gibi böyle şeyler oluyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bir danışanımız çok güzel bir şey söyledi bize. Dedi ki Serap Hanım, ben saymıyorum, hiçbir şey anlamadım ben bu hayattan dedi. Ya ben yeniden evet. dedi oyun istiyorum. Yani bu evet. sahneye yeniden çıkmak istiyorum. Evet. Şimdi hakikaten aslında baktığınızda 1950'lerden önce menopozun yaşlılıkla doğru orantılı olduğu düşünülürdü. Yani evet. tamam, yaşlandı, ömür bitiyor artık ve ölüme evet. yakınız. Ondan önceki son aşama diye düşünülürdü. Ve yine değerlendirilirken insanın gelişimi süreçleri işte doğum, ergenlik, yetişkinlik ve ölüm diye düşünülürdü. Ondan dolayı da genellikle birçok toplumda menopoz algısı çok olumsuz. Halbuki günümüzde artık modern hayatın da bu kadar hızlı geliştiği bir yerde artık menopozun kadınlar için özellikle dediğiniz doğru kendini sorgulama ama evet. hayatına yeni bir yön verme aynı zamanda. Evet. Şimdi burada kişisel algılar çok önemli. Eğer kişi manevi doyumu varsa, sosyal statü anlamında istediği yerdeyse, çocuklar da uzaklaştı. Bunu çocuklar benden ayrıldı olarak görmüyor. Aksine artık bağımsızlığımı kazandım diye görüyor. Artık bağımlı değilim. Okulunu takip etmem gereken birileri yok. Peşinde koşmam gereken birileri yok. Eşiyle de ilişkisi iyiyse, evliliğin kalitesi de iyiyse artık arkadaşlık, hayat arkadaşlığı başlamıştır. Ve olumlu bir bakış açısı vardır. Ama öte yandan manevi doyuma ulaşmamışsa ve hayatını sadece çocuklarım, eşim, ailem gibi bir kutsallık altına gizlemişse, onlar elinden gittiği zaman her yere dağıttığı hayat parçalarıyla o bütünlüğünü kaybetmiş oluyor. Evet. Ve olumsuz bir yargısı oluyor. Onun için sorguluyoruz. İnşallah, umuyorum ki ben her sorgulamanın arkası olumlu bitsin. Evet. Bitmediği yerde de profesyonel destek alsınlar. Evet. Peki. Ayşe Hanım hattımızda. Ayşe Tosun İstanbul'dan arıyor. Hoş geldiniz Ayşe Hanım programımıza. Buyurun. Ben bir şey soracaktım. Tabii. Menopozda tansiyon yükselebiliyor mu acaba?
Çok güzel bir soru sordunuz. Menopozda tansiyon yükseliyor tabii ki. Ben hem ben cevap vereyim. Başka soracağınız bir şey var mı Ayşe Hanımcığım? Yok, benim menopozda tansiyonum 15-16. Evet. Evet. Acaba onun etkisi var mı? Var var. Şimdi menopozda tabii östrojen, progesteron hormonunun seviyelerinin değişmesi tabii ki kardiyak problemleri ve tansiyona, hipertansiyona yol açıyor. Onun için diyoruz ya, işte kadınlarda neden kalp hastalıkları erkeklere nazaran az oluyor? Hormonlar kadınları koruyor. Ama daha sonra tabii işte menopoz sonrasında hanımlarda da hem hipertansiyon hem de kardiyak problemler daha yoğun olarak ortaya çıkmakta. Geçmiş olsun diyorum. Ben Ümit Hoca'ya da soracağım bu soruyu. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir de onu sorabilir misiniz? Tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer tansiyonunuzu her gün ölçün. Eğer tansiyonunuz bir hafta içinde her gün günde 3 kere ölçtüğünüzde işte 16, 17, 18, 19 oluyorsa, böyle değişkenlikler gösteriyorsa, o zaman muhakkak bir kardiyoloğa gitmeniz gerekiyor. Onun dışında ödeme bağlı olarak hafif yükselmeler olabilir ayrıca bir hormonal değişimlere bağlı olarak. Yani 12 olacakken örneğin, 12-8 olacakken 13-14-15 oluyorsa, 15'in üstüne çıkmıyorsa, tuzsuz yiyerek, düzenli spor yaparak belki bunu biraz düşürebilirsiniz. Bunu düzenli spor ve yürüyüşle düşüremiyorsanız ve az tuz yemeyle düşüremiyorsanız ve giderek yükseliyorsa, o zaman da bir kardiyoloğa gitmekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi menopoz öncesi ve sonrası kadınlar, evet, bir değerlendirmeye alındığında görülmüş ki menopoz sonrasında kalp damar hastalıklarına yakalanma riski kadınlarda 2,5 kat artıyor. Evet. Bunu araştırmışlar, hem damar yapısının sisteminde hem kalpteki bu takım bozukluklardaki doğrudan hormonla ilgili. Bir de tabii östrojenin azalmasına bağlı kanın sulandırılma etkisi de ortadan kalktığı için hem stroklar, bu kalp krizleri artıyor, miyokard enfarktüsler artıyor. Hem su ve tuz tutulmadaki oransızlığa bağlı olarak garip ödemler ve bunun tetiklediği hipertansiyon atakları, tansiyon yükselmeleri oluyor. Dediğiniz gibi yaşam stili, artık sebze meyve ağırlıklı, protein ağırlıklı, düzenli yürüyüş veya yüzme veya ikisini birden yaparaktan, tuzu tamamen hayattan kaldıraraktan bununla mücadele edebilir, ama daha doğrusu dediğiniz gibi bir kardiyolog tarafından. Çünkü yeni Dünya Kalp Damar Hastalıkları grubunun yeni bir çalışması var. Eskiden standart kabul edilen 14-9 sınırı kaldırıldı, 13-8'e indi. Evet. Yani yüksek tansiyonun 130, düşük tansiyonun 80'in üstüne çıkmasına bile hipertansiyona aday diye kabul edildiği için hasta, mutlaka ona dikkat etmek lazım. Demin söylediniz, ben yine de menopozdaki yaşam stiliyle ilgili söylemek istiyorum. Bizim 2001'de değerli hocam Profesör Doktor Turgay Atasu Bey ile birlikte yazılmış bir menopoz kitabımız var. 1000 sayfalık bir textbook'tur bu. Menopozu, dönemsel değişiklikleri izlemesini ve kanserini içeren. Sonra da değerli gazeteci Nail Güreli Bey bunu sadeleştirerek halk dilinde ayrıca bir kitap çıkardı, bu baz teşkil ederekten. Benim oradaki incelemelerimde gördüğüm, kendi bölümümde bir tanesinde, bazı ırklarda menopoz diye bir şey bilinmiyor. Onların dilinde de bunu çağrıştıracak bir tanım yok, bir kelime yok. Orada ama bakıyorsunuz daha sedanter yaşıyor, daha rahat yaşıyor. Evet. Sadece o gruplarda menopoz görülebiliyordur'u çağrıştıran bir kavram var. Belirli bir yaşın ve dış belirtilerin ışığında bazı kadınlar yalnız erkeklerin kabul edildiği yönetim meclislerinde alınmaya başlanıyor. Ha, deniliyor ki o dönem herhalde menopoz demek ama onlar menopoz. Yani söylemek istediğim, birçok sağlıklı kadın, beyni çok meşgul olan, uğraşısı olan, düzenli beslenen, spor yapan kadın menopozu yumuşak geçişle gidiyor. O arada sizin dediğiniz gibi hormonal olmayan, çünkü hormonal bir tedavi verebilmek için bir kere yine sizin vurguladığınız gibi kadının sürekli kontrolde olması lazım yıllık. Ondan sonra da 40'lı yaş, hani Türkiye standartında itibariyle kemik yoğunluğu, meme ultrasonu, mamografisi, evet, smiri, kan biyokimyası ve hormonları yönünden aday mıdır? Ne kadar yakındır bu olaya? Çünkü bir gün geliyor hasta, diyor ki bu ayadet görmedim diyor. Hiçbir şey olmadı daha evvel doktor bey diyor.
Peki bir ay daha bekleyin diyorsunuz. Öbür ayda öbür ayda yani bıçak gibi kesiliyor. Bir grupta diyor ki bende bir gariplikler olmaya başladı. Sık sık adet görüyorum. Çok affedersiniz. Yolda sosyal bir şeye giderken bir bakıyorum paçalarından koştura koştura eve dönüyorum diyor. Biz diyor ki ben artık anlayamıyorum diyor. Kanama mıdır nedir diyor. Bir görüyor diyor. Bir buçuk ay olmuyor diyor falan. Yani çok kesin bir geçiş yolu olmadığı için ve dediğim gibi beyniyle zamanıyla çok meşgul olan üretken kadınlarda kendi kendini rehabilite eden kadınlarda bu çok farklı yaşanıyor. Bir kısmı size adet görmedim 6 aydır diye geliyor. Hormonlarına falan bakıyorsunuz ve ultrasonla anlıyorsunuz ki yoktur. Bir kısmı garip altta yatan hiçbir enfeksiyon olmadan kadın yollarına ait bir takım şikayetlerden var. Bir takım idrar yollarından bahsediyor. Bir takım safra kesesindeki şikayetten bahsediyor. Ani ataklardan bahsediyor. Bir kısmı dediğiniz gibi mesela biz evvelden kadın doğumcular sizden öğrendik. Beli ağrıyan yaşlı kadınları hep şeye gönderiyorduk. Kireçlenmesi vardı diye fizik tedavi. Sonradan anlaşıldı ki hayır. Özellikle omurgada ve sonra da işte şeyde olanlar osteoporoza bağlı bası kırıkları. Evet. Tabii. Bizim onu tedavi etmemiz mümkün değil. Habire ilaçla vermişiz. Halbuki şimdi akıllandık. Fizik tedaviye gönderiyoruz. O bakıyor hangisidir diye ayırt ediyor. Ona göre daha sağlıklı bir geçiş tabii yapıyor. Şimdi menopozda, menopoza giren hanımlarda ya da işte premenopozal dönemde aslında hanımların psikolojisini bozan önemli sebeplerden bir tanesi de bacaklardaki ödemler, vücutlardaki evet. ödemler. Fiziksel şimdi, değişiklikler tabii, değil bu mi? Bu ödem çok fiziksel değişiklik yaratıyor, sellülit yaratıyor. Yani hanımların vücudunu bozuyor. Mesela tabii memnuniyetsizliği çok getiriyor büyük zaten. Memnuniyetsizlik yaratıyor. Hasta diyor ki benim bacaklarım ne kadar güzeldi diyor. Şimdi bir anda diyor şaşırdım diye birkaç ay içerisinde diyor topak topak oldu bacaklarım diyor. Şimdi bu da aslında şeyi getiriyor tabii psikolojiyi bozuyor. Estetik kaygılarla beraber. Estetik kaygılar. Onun için ben her zaman düzenli yürüyüş ve sporu da çok öneriyorum. En önemli konulardan bir tanesi gözden kaçan kemik erimesinde biz hani hep ilaç tedavisi yapıyoruz ya. Hı hı. Kemiğe aslında düzenli kemik üzerine yapılan basınçlar çok önemli kemik erimesini engellemede. Öyle mi? Evet. Gerek omurgada olsun gerek kalçada olsun. Bu da işte düzenli yürüyüş ya da düzenli kas programları. Yani kas kemiğe stimülasyon yapacak. Ve baktığım zaman ben hep sonuçları değerlendirdiğimde mesela bacak kasları zayıf olan hanımların kalçalarında daha fazla osteoporoz görüyoruz. Sırt kasları zayıf olanlarda evet daha fazla osteoporoz görüyoruz. Orası beslenmiyor demek ki. Hayır, kas kontraksiyonu olmuyor, basınç olmuyor. Kemiğin üzerine ritmik basınç olması gerekiyor. Kemiğin üzerine ritmik basınç da onun için hani hep hekimler bütün dünyada hanımlara yürüyün, yürüyün, yürüyün. Tabii herkes de yürüyemiyor yani yürüyün diyorlar ama yürümek için de yürüyebilmek lazım. Yani yürümek için de insanın dizleri iyi olacak, ayağı iyi olacak. Sağlıklı olacak. Kalçası iyi olacak. Bir de o problemler var tabii. Dolayısıyla biz fizik tedavi uzmanları olarak önce bacak kaslarını güçlendirip sonra hastaya yürüyün diyoruz ki hasta yürüyebilsin. Yani bu hani kozmetik problemler de aslında çok fazla menopoz döneminde hanımların moralini bozuyor. Sadece hormonal seviyenin düşmesi değil tabii ki. Tabii, peki cerrahi menopozda hastalar nasıl etkileniyorlar? Şimdi cerrahi menopozda çünkü bir anda bu sefer menopoza giriyor. İki şekilde etkileniyorlar. Evet. Bir tanesi eğer kaçınılmaz zorunluysa yani başka bir nedenle doktora gitmişken ya da jinekolojik basit bir şey zannederek jinekoloğa gittiğinde bir görüyor ki hazırlıklı oldun ama sizde kötü bir hastalık belirtisi var. Nasıl yani diyor. Bir parça alalım. Parça alıyorsunuz. Bu rahim kanseri diyorsunuz. Böyle bir hazırlığı yok kadın. Yani bir kere müthiş bir şok yaşıyor. Evet. Arkasından zaten o ara düşünemiyor. Yaşam savaşı. Ha olayı atlatıyor. Tedavisi oluyor. İyi de seyrediyor. Şimdi o zaman şeye başlıyor. Ben bir de adet görmüyorum. Yani ilkin derdi adet görüp görmemek değil. Bir yaşayayım bakayım diyor. Ama bakıyor ki beklentisi olmayan bir yaşta da olabilir. Bir adetten kesilme var. İşte o sırada tekrardan hekim olarak siz bu olayı daha basit şekilde aşabiliriz biz. İşte bir çocuğunuz olmaz diyorsunuz. Bir adet görmezsiniz ama biz bu belirtileri ortadan kaldırabiliriz. Birincisi o. Ha öbür türlü uzun süredir işte düzensiz adet nedeniyle veya çeşitli miyomlar nedeniyle, kistler nedeniyle uzun süredir çekmekte olan kişi bir noktada kendisini
bunlardan kurtaracak nihai tedavinin bu organların tümüyle alınması olabileceği fikrine yavaş yavaş alıştığı için o biraz daha rahat kabul edebiliyor. Peki. Bütün şunu anlatmak lazım yalnız. Sizin kadınlığınız bitmedi. Doğurganlık demek sadece kadınlık değil. Çünkü onu soruyorlar. Telefon varmış. Doğurganlığı soracağım. Gülten Hanım telefonda. Gülten Seymerli Ecemit'ten arıyor. Hoş geldiniz Gülten Hanım programımıza. Buyurun. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok önemli. Şöyle ben 10 yıldır neredeyse günde bir yani 24 saat adet görüyorum. Ve akabinde bu geçen kış aktif spor yapıyordum. Ve sporu bırakmadan daha ayaklarım ağrımaya başladı. Ve bunun üzerine kadın doğumu işte yıllık simirimi aldırıyordum, mamografimi yaptırıyordum falan. O dönemde ayaklarımın ağrıdığını söyledim ve sintigrafi yaptırdılar. Sintigrafiden sonra kemik erimesi olduğu çıktı. Ve o yazı ben bütün ayak ağrısıyla geçirdim. Hani kalsiyum başladım. Arkasından fizik tedaviye gitmek ihtiyacı duydum. Çünkü çok ayaklarım ağrıdı. Yürüyüş dahi yapamaz oldum. Tabii. Ve fizik tedavide de bana işte fizik uyguladılar. Arkasından da glikozamin ve yine kalsiyum madde devam etmeye başladım. Aynı zamanda da hem kireçlenme var ve kemik erimesi var. Bu kireçlenmeye bağlı olarak da şu anda yürüyüş dahi vermiyorlar bana. Bu menopoza veya premenopozun şeyi mi, yoksa hani adet bir gün görüyorum onun etkisi olabilir mi? Böyle bir yani yaşantımda bayağı bir çökme oldu. Daha doğrusu aktif hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Şimdi çünkü ayaklarım hemen ağrıyor. Şimdi bacak kaslarınız zayıf olduğu zaman, yani üst bacak kasları ve alt bacak kasları hem dizde hem ayak bileğinde ağrı olur. Hem de vücudun üzerine şöyle düşünün, bizi kukla gibi düşünün, üzerimizde kas gücü olmazsa eğer bütün yük eklemlere bineceği için tabii ki eklemleri bozuyor, kıkırdakları harap ediyor ve kireçlenme oluşuyor. Kireçlenme oluştuğu noktada da kıkırdak kalmadığı için bacak kası da zayıf olunca yürüyemiyorsunuz. Çünkü yürüdüğünüzde ağrı oluyor. Yani bu böyle bir faset daire şeklinde birbirine giderek artıyor olay. Burada yapılması gereken şey size standart fizik tedavinin dışında bizim uyguladığımız telefon numaranızı bırakırsanız ben daha sonra size yardımcı olacağım bu konuda. Ön bacak ve alt bacak kaslarını cihazlarla güçlendiriyoruz biz. Cihazlarla güçlendirip tabii diz ekleminizle kontrol etmek gerekiyor. Kasları güçlendirdiğimizde işte o zaman yürüyeceksiniz. Yürüyebildiğiniz noktada da kemik erimesi için de faydalı olacak bu. Tabii kemik yoğunluğunuzu da görmek lazım. Çünkü sadece kalsiyum alınması belli bir noktadan sonra yıkım fazlaysa kan değerlerinize, idrar değerlerinize de bakmak gerekiyor. Yıkım fazlaysa sadece kalsiyum almanın bir manası yok ki. Eğer yıkım fazlaysa ve siz kalsiyum alırsanız böbrek taşı olur. Böbreklerinizi zorlarsınız. Netice itibariyle her ağızdan alınan kalsiyum emilmiyor. Yıkım olunca da atılıyor. Onun için durumunuzun şöyle tekrardan bir değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz bana şeylerinizi, telefon numaramı alırsanız programdan sonra tetkik sonuçlarınızı bana gönderirseniz ben size yardımcı olmaya çalışayım bu noktada. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun yalnız diyorum. Ben şöyle diyeyim, 6-7 ay ben aktif spor yaptıydım. Bana en son yani, kemik tansiyon ettiğinizi gönderin. Bir de bu kireçlenme ile ilgili filmlerinizin sonuçlarını gönderin. Oldu mu? Yani diz MR'larınızda da filmleriniz varsa ayak bileği onların sonuçlarını gönderin. Tamam mı? Tamam. Çok geçmiş teşekkür olsun ederim. Diyorum. Rejiye mi bırakayım telefonumu? Siz rejiye bırakın telefonunuzu. Evet, evet. Tamam. Çok geçmiş teşekkür olsun ederim. Diyorum. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Şimdi şöyle bir şey var. Demin de vurguladınız. Bu tür olaylarda halkın şunu bilmesi lazım. Kemik erimesi çok geri dönüşlü bir tedavi şekli değil. Bir tablo değil. Onun için sürekli insanların kontrolde olup daha başlamadan, yani 40'lı yaşların başlangıcında kemik erimesine önlem almaları lazım ki o olay mümkün olduğunca geciktirilsin ve böylelikle bundan bir zarar görmesin. Evet, süremiz dolmuş. Yalnız bir şey sormak, hemen onu söyleyeyim. Şu hani cerrahi menopoza girdikten sonra rahim nakilleri var mı? Şu anda öyle bir şey yok. Yok mu? 1968'de Güney Kore'de yapıldı ve başarısız oldu. Ama her jinekoloğun hayalinde olan bir şeydir. Rahim bulmak zor, uygun doku grubunda bulmak zor ama
Çünkü her şeyin nakli yapılıyor değil mi? Böbrek nakli yapılıyor. Etap etap. Şimdi artık karaciğer organ nakli yapılıyor onu diyorum. Sağlıklı yolun rahimini verecek bir kişiyi bulmak lazım. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben hem Serap Hanım size hem Ümit Hoca size çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız sona erdi. Çok daha fazla konuşacağımız şeyler vardı tabii ama zamanımız kalmadı. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyla devam edeceğiz. Daha sonraki ilerleyen haftalarda da gene osteoporozla, menopozla ilgili konuşuruz. Ben hepinizin kandilini kutluyorum yeniden. Bir de tabii bugün sevgili bugün sevgililer günü. Tüm sevgililerinizin yani annenizin, babanızın, çocuklarınızın hepsinin sevgililer gününü kutluyorum ve tüm ailenizle, sevdiklerinizle beraber istediğiniz gibi çok güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum. Sağlıkla kalın efendim. Şimdi 10 liralık haftalıklar yapan bireysel hazır kartlılar 50 liraya kadar konuşuyor, mesajlaşıyor. Turkcell'le daha fazla avantaj, daha fazla hayat. Koyu renk halkalar. Onlara yeterince katlandım. Enew Reversalist göz çevresinin bakım sistemi. İlk bölüm göz altını anında aydınlatır. İkinci bölüm koyu renk halkaların görünümünü azaltır. Göz çevrem şimdi daha canlı. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın. Adım Mehmet. Ne oldu? Sigaraya hormonumuza yem başladım. Tad alma duyum, koku alma duyum tamamen kalmadı. Hala kabul edemiyorum. Bu bana nasıl olur diye. Hiç beni dinlemedi. Sonra bu hastalık başına geldikten sonra beni çok iyi anladı ama iş işten geçmişti. En son bu cihazı almak zorunda kaldım. Sen çok güzel bir şekilde konuşuyorsun. Geçiyorsun. Hoş geldin Ayşe. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Berk ve Aslı. Yeni işiniz hayırlı olsun Alper. Doğum günün kutlu olsun Hande. Sevdiklerinizin özel günlerini mutlu gün çiçekleriyle kutlayın. Türk Eğitim Vakfı bugüne kadar sayıları 160 bine yaklaşan gencimize okuma imkanı sağladı. Onların ve ülkemizin geleceğine katkıda bulundu. Destekleriniz eğitim için, Türkiye için. Türk Eğitim Vakfı. Mor halkalara karşı devrim. Her şeyi denediniz mi? Bunu denemelisin. Anında işe yarıyor. Garnier'den ilk ikisi bir arada kapatıcı göz rolon. 1. Kafeinle nemlendirici göz bakımı. 2. Mineral pigmentlerle mor halkaları anında kapatıcı etki. Yeni Garnier kapatıcı göz rolon. Anında etki için. Kendine iyi bak. Garnier. Doğanın ve bilimin gücü Garnier'de. Evet, maksimum sağlığa kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi stüdyomuzda üçüncü konuğumuzu ağırlayacağız. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları hakkında bilgi alacağız. Firma yetkilisi Sayın Çağatay Çetin bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Siz de öyle, birkaç gündür görüşemiyorduk. Evet, görüşemedik. Pazartesi yine sizinle birlikte miyiz? İnşallah bakalım inşallah. Bir aksilik çıkmazsa süper. Bugün nelerden bahsedeceğiz Çağatay Bey? Bugün yine aslında geçtiğimiz programlarda bahsettik ve birçok telefon aldık gerçekten bu programdan sonra. Çünkü neden? İnsanların müzdarip olduğu konudan, insanların en çok etkilendiği cinsellikle alakalı konudan bahsettik. Üstü kapatılan konulara belki kafalarındaki soru işaretine birazcık cevap bulmaya çalıştık. Sizin sayenizde onların dile getiremediği, onların söyleyemediği sorulara cevap bulduk. Telefonla bize arayan insanların belki kafalarında
karanlık kalan noktaları aydınlatmaya çalıştık ve bugün aslında birazcık daha enine boyuna, birazcık daha konunun vehametini, konunun psikolojik kısmını, konunun insan üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Hı hı. Konunun ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Yine araştırma sonuçlarından, Türkiye'deki gerçekten, bu önemli gerçekten bahsedeceğiz. Ama en önemlisi insanların sağlığa kavuşması için, insanların en üst seviyede maksimum sağlığa ulaşması için burada sizinle birlikte yine çok güzel bir programı imza atacağımızı ben inanıyorum. Süper, çok güzel. O zaman hemen başlayalım dilerseniz. Peki, tabii ki. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları neden kaynaklanır? Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarının görülme sebepleri diyelim buna. Neden kaynakları, nasıl görülür, kimler görebilir? Bu sorunu yaşayan erkeklerde bir yaş sınırlaması var mı? Aslında çok önemli konular ve ilk başta tanımıyla başlamak istiyorum ben. Cinsel fonksiyon bozuklukları dediğimiz şeyler nelerdir dediğimiz noktasında herkesin kafasında bir soru işareti vardır. Bir sorun yaşıyordur ama bunun hangi tanımlama, hangi başlık altında toplandığını bilmiyor. Ve özellikle konu da böyle bir cinsellik olunca kesinlikle mahrem bir konu olduğu için. Bazen en yakın arkadaşımız, hani bırakın doktora gitmeyi, genelde bizim toplumumuzda çünkü bu tür şeyler bastırılır. Kesinlikle. Anlatmayalım, ayıp, söylemeyelim ayıp. Hele ki erkekliğe hiç toz kondurtmayız. Çok öyle doğru, değil mi? Çok doğru, kesinlikle. Hiç kimseye bahsetmeyiz, eşimize bile bahsetmeyiz ki bu anı birlikte yaşıyoruz. Bu anı, en kötü sorunları birlikte yaşadığımız eşimize bile bunu dile getirmekten korkarız. Ne kadar da, her ne kadar da bilse de biz bunu dile getirmeyiz. Çünkü dediğiniz gibi kendimize toz kondurmayız. Kendimizde böyle bir eksiklik olduğunu kabul etmeyiz. Kabul etmeyince de çözüm için bir adım aranmıyor. Hı. Dediğimiz gibi cinsel fonksiyon bozuklukları, erkeklerde görülen erken boşalma sorunu, sertleşme sorunu ve bu iki soruna bağlı olarak gelişen cinsel isteksizlik problemlerinin tamamına verdiğimiz attır. Bunların görülme sebepleri çok farklılık gösterebilir. Görülme sebepleri ilk başta eğitimle alakalı olabilir. Eğitim çok önemli bir yüzdesini kapsıyor. Eğitim aile içinden başlayan eğitimden de kaynaklanıyor olabilir. Ya da ergenlik döneminde kişilerin yanlış mecralardan, yanlış bilgilerle donanması sayesinde. Tıpkı bir düşünün, bir binanın temelini sağlam yaparsanız o binanın ileriki yıllarda herhangi bir sarsıntıya, herhangi bir doğal afete karşı bir güvencesi olur. Çünkü temeli çok sağlamdır. Erkekler için de böyle. Blue çağında, ergenlik döneminde onlara doğru bilgiyle temellerini sağlamlaştırırsak ilişkilerine, evlendikleri anda ilişkilerinde sorunlarla karşılaşmayacaklar. Sağlıklı bir şekilde devam edecekler. Çok doğru. Ama ne yazık ki Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de bu konular bilirsiniz. Hep ayıp diye nitelendirilir. Evet. Hep çocuk annesine babasına sorduğu zaman ayıp, sus diye nitelendirilen konulardan bahsediyoruz. Bu da çocuğun aklında kalacak. Çünkü belli bir dönemde merak içerisinde her şeyi sorarlar. Doğru bilgi, cevap alamadıkları zaman da farklı yerlere. İlk başta ailesinden bilgi almaya çalışır. Ailesinden bilgi alamadığı takdirde dışarıya yönelir. Hı hı. Dışarıda da bizim kontrolümüz dışında o kadar yanlış bilgiler var ki onlardan alır. Birinci ve en büyük neden eğitim. İkincisi yine çok büyük bir yüzdeyi kapsıyor. Psikolojik etmen. Bu psikolojik etmen doğal çevremizden de kaynaklanıyor olabilir. Kendi yapımızdan dolayı da olabilir. Yani ani duygu değişiklikleri, travmalar. Çok ani sevinç, üzüntü, çok yakın birini kaybetmemiz konusunda bu problemlerle karşılaşabiliriz. Ya da tamamıyla doğal oluşumlardan bahsediyoruz. Nedir bunlar? Toplumumuzdaki yaşam kaygısı, ekonomik kaygı, sorumluluk duygusu, küçük yaşlardan itibaren başlayan sigara ve alkol kullanımı, çok stres. Doğru. Bunların hepsi birleşerek bir soruna odaklanıyor. Bu ya sorunlarda da tamamen duygusal yaklaşmak yerine sadece sonuca adapte olmak ve psikolojiyi sadece sonuca odaklayarak hareket ettirmek, öyle değil mi? Partnere karşı küçük düşmemek, partnere karşı kendini ispat etmek. Bencil davranmak diyebiliriz. Yani sadece kendisini düşünme noktasında, sadece bir noktaya ulaşma noktasında sıkıntı yaşayabilirler. Ve bunların tamamı insanların psikolojik duvarını zedeliyor. Psikolojimizde bir hasar, bir zarar görürsek sadece cinsellikle alakalı değil, bütün konulara karşı, bütün hastalıklara karşı korumasız kalırız. Hı hı. Bu bizim koruma kalkanımız. Vücudumuzda görülmeyen ama dış etmenlere karşı bizi koruyan psikolojik bir duvarımız vardır her zaman. O zedelendiği andan itibaren her şeye karşı açık oluruz. O yüzden onu sağlam tutmamız lazım. Bir diğer etmen de fizyolojik nedenlerden dolayı. Fizyolojik nedenlerden dolayı bu sorunlar görülebilir. Bunlar yapısal bozukluklar. Doğuştan itibaren de olabilir, ileriki yıllarda belli hastalıklara bağlı olarak da gelişebilir. Hı hı. Nasıl oluyor dediğimiz noktasında doğuştan damarlarda, damar yapısında bozukluk olabilir. Bu da tabii ki sertleşmeye etki eder. Ya da şeker hastaları, biliyorsunuz ki şeker hastalarında sertleşme problemi yaşanıyor. Çünkü onlarda damarların daralması söz konusu olduğu için bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Yani fizyolojik nedenlerden dolayı da cinsel fonksiyon bozukluğu yaşanabilir. Hı hı. Bir diğer etmense tamamen doğal döngüden kaynaklanıyor. Bu da
İnsanlar doğar, büyür, üreme ihtiyacı hisseder, ürer ve en nihayetinde ölür. Hı hı. Bu noktada belli bir yaşa geldiklerinde vücudun salgıladığı testosteron hormonu seviyesi azalır. Düşüyor. Bu azalma söz konusu olduğu zaman da kişide cinsel istek ve arzudan söz edilemez. Hı hı. Bu konuda da cinsel fonksiyon bozukluklarından en az biriyle karşılaşmış oluyor. O da isteksizlik. Cinsel isteksizlik kişinin psikolojisinin yıpranmasına, daha büyük sorunlara yol açmasına neden olur. Çünkü bir kişi, bir erkekten bahsediyoruz, kendisini sağlıklı hissetmezse, eşine bu konuda yeteri kadar bilgi vermezse, ilgi alaka sunmazsa, bu sadece kendisinin etkilendiği bir problem olmaktan çıkacak. Tüm aile. Tüm aile. Tüm aile çatırdamaya başlayacak. Kesinlikle ailesinden başlayarak toplumdaki, sosyal hayatındaki bütün arkadaşları. İş hayatı? İş hayatındaki performans, odaklanma, konsantrasyon problemi yaşayacak. Çünkü neden? Aklında sürekli düşündüğü bir problem var. Sürekli sabah güne başladığı andan itibaren akşamı düşünen insanlardan bahsediyoruz. Eşim benim yüzüme bakıp acaba bu kusurumu, bu rahatsızlığımı yüzüme vuracak mı? Hı hı. Acaba bana bugün belki hiç tasvip etmediğimiz laf aslında söylemler ama bana laf vuracak mı? Çok bana doğru. Laflarla, iğneleyici laflarla bu çok sorunumu yüzüme vuracak mı diye düşünen insanlar o kadar fazla ki. Gerçekten biz artık onların bu sorundan kurtulmasını istiyoruz. Artık çok basit nedenlerden. Nasıl bir formül geliştirdiniz? Nasıl bir formül? En önemli, insanlarımız ön yargıyla yaklaşıyor. Biz onlara bunu sunduğumuz zaman, biliyorsunuz ne kadar şu dakikaya kadar olayın vehametinden bahsettik. Evet. Olay ne kadar ciddi bir olay. Biz onlara tedavi olacaklarını söylediğimiz zaman insanlar bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Çünkü çevrelerinde o kadar fazla kafalarını karıştıran bilgi kirliliği var ki, o kadar fazla yanlış, geçici mutluluk vaat eden formüller var ki, bizim onlardan ayıran en önemli özelliğimiz bir kere tedavi edici özelliği olması. Nasıl tedavi ediyoruz dediğimiz noktasında ise sistemi tedavi ediyoruz. Bu konudaki mevcut bölgedeki damarların genişlemesini sağlayarak, kalbin daha hızlı kan pompalamasını sağlayarak sertleşme problemini ortadan kaldırıyor. Hı hı. Yine vücudun ıslah edilmesi formatında, boşalma kontrolünün kişinin kendi elinde olmasını sağlamak için sinir sistemini etki ederek bu konuda da vücudun ıslah edilmesini sağlıyor. Hı hı. Bu iki sorunu 3 ay gibi bir sürede çözerken aynı zamanda cinsel istek ve arzuyu arttırıyoruz. Nasıl? Testosteron hormonu seviyesi azalıyor diyoruz. Onu takviye edici, onarıcı ve üstüne çıkarıcı etkisi var. Yani afrodizyaklar eşliğinde bitkilerin içerisinde bulunan çok özel istek ve arzu arttırıcı aslında özler sayesinde hı hı. kişinin cinsel ve istek performansta 4 katına kadar artış sağlanıyor. Ve tamamen bitkisel bir sistemle. Şimdi onu soracaktım. Cevabımı almış oldum. İçeriğinde neler var diye size soracaktım. Tamamen doğal olduğunu zaten kesinlikle. Söylediniz. Birazcık daha içeriğinden bahsedersek hani anlayabileceğimiz bizim de hani böyle insanların bildiği özellikle isimler var mıydı içerisinde bitki olarak? Çok yakından tanıdığımız bitkiler var. Birincisi keçi boynuzu. Keçi boynuzu doğal bir enerji vermesine. Normalde bu insanlara zaten yedirilen bir şey. Kuru yemişleri alıp yediğimiz kesinlikle. Bir şeydir bu. Yedirilen bir şey. Alış dediğimiz bir bitki hı hı. var. Alış da bu konuda hem sistemi kan dolaşımını hızlandırır hem de afrodizyak etkisiyle enerji veren bitkilerdir. Yine Türkiye'de bilinmeyen ama dünyada çok bilinen ginseng dediğimiz bir madde var. Hı hı. Ginseng kozmetik sektöründe gençleştirici etkisi olan. Çok fazla kullanılan çok fazla kullanılan bir madde. Onun yanı sıra ginkgo dediğimiz vitamin içerikli bir hı hı. bitki vardır. Gerçekten vitamin oranı yani içinde barındırdığı kalori ve vitamin mineral oranı o kadar yüksek ki bu konuda vücudun ihtiyacı olan enerjiyi ve eforu takviye edici bir bitkidir. Onun yanı sıra Orta Amerika'da tamamıyla sistemi tedavi edici özelliği olan Sao Palmato otu ve katuba yaprağı var. Fark ettiyseniz katuba yaprağı diyorum. Katuba evet. bitkisinin sadece yaprağı bu tedavi için kullanılıyor. Neden? Yani çünkü her bölgede yetişen her kısmı farklı bir tedavi için kullanılıyor. Yani kök kısmı katuba bitkisinin kök kısmı mide için kullanılan bir formülde kullanılıyor. Gövde kısmı farklı bir tedavi için kullanılıyor. Çok yaprak güzel. Kısmı tamamıyla kan dolaşımını arttırıcı artırmak özelliğiyle. Çok, çok önemli. Güzel. Yani bunları tabii ki biz bize sorulan sorularda bunları aktarlardan kaşık hesabı, tutam hesabı alsak. Mümkün değil tabii ki. Karışım halinde ama. Yapsak bir tedavisi ya da oradan iki tutam, iki kaşık, iki ölçek alsak, bunları karıştırsak, vücudumuza uygulasak bir tedaviye ulaşır mıyız diye çok sıklıkla soruyorlar. Çünkü işin ehli bilir kişileri tarafından yapılmaması kesinlikle. Gereken bir şey. Kimyagerler tarafından yapılması gereken bir şey. Biz de aynı bu şekilde söylüyoruz. Bunu bilim adamlarına bırakalım. Onlar bizim için en mükemmel haline zaten dönüştürüyor. Onlar bizim kullanımımız için o kadar rahatlık sunuyorlar ki bize. Bizim yapmamız gereken sadece sabah kahvaltıdan akşam yemekten sonra bu formülü vücudumuza tatbik etmek. Biz her gün aktarlardan bunu
karıştırarak, karışım yaparak uygularsak bu vücudumuza zarar verebilir. Çünkü neden? Bir bitkinin etkisi olduğu kadar, faydası olduğu kadar yanlış dozlarda, bir aşırı dozda kullanımı o bitkinin vücudumuza zarar vermesine de olur. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Çok hassas davranmamız lazım. Çünkü en az onlar kadar biz de hassas davranıyoruz. Bizim için insan sağlığı en önemlisi. İnsanların sağlığa kavuşması, insanların çevrelerine karşı daha duyarlı olması, kendine güveni olan insanlar haline dönüşmesi bizim için de en az onlar kadar önem verdiğimiz bir durum. Geçen sefer bilgisayarımız buradaydı. Gelen maillere bakmıştık. Evet. Süremiz yetmediği için birkaç tane soruyu ben size soramamıştım. Fakat aklımda kalan hemen bir tanesini şimdi sormak istiyorum. Özellikle şu konuda çok fazla yoğunlukta mail aldık. Diyor ki izleyicilerimiz, bunu her ilişki sırasında mı uygulamalıyım ya da kullanmalıyım? Yoksa bunun kullanımı gün içerisinde nasıldır? Her gün mü kullanacağım? Ömür boyu mu kullanacağım? Evet. Ne zaman sonuç alacağım? Ne zaman bırakacağım? Çok doğru. Bu soruyu sormaları çok haklı. Çünkü neden? Etraflarında hep aynı tarzda, aynı formülde, aynı formatta formüllerden bahsediyoruz. Nasıl? Anlık mutluluk var eden. Yani ilişki öncesinde alınan formüllerden bahsediyoruz ama bizim formülümüz tamamen farklı. Nasıl? Bir tedavi sisteminden bahsediyoruz. Gribal enfeksiyonuna yakalandığımızda ya da boğaz enfeksiyonu olduğumuzda uyguladığımız bir antibiyotik tedavisi gibi. Çok doğru. Mantık o. Çocuklarımızın ateşi yükseldiğinde antibiyotik tedavisini uygularız ve saatlerimizi bile kontrol ederiz. 12 saat arayla kullanmaya çok özen gösteririz. Çünkü neden? Vücudun bu hastalıklardan kurtulmasını isteriz. Aynı tarzda, aynı formatta yapacağımız tek şey vücudumuzun bu hastalıklardan kurtulması için, erken boşalma sorunundan, sertleşme sorunundan ve cinsel isteksizlikten kurtulması için antibiyotik mantığıyla 3 aylık periyotta sabah akşam bunu yemeklerden sonra vücutlarına tatbik edecekler. Bu tek bir formülle bu saymış olduğunuz 3 soruna da çare olmuş olacak mı? Kesinlikle. Müthiş. Ve hayatlarının geri kalanında bir daha bu formülü kullanmak zorunda değiller. Bu formülü unutabilirler. Biz onları bir formüle bağımlı bırakmak, hayatlarının geri kalanında sürekli her gün alabilecekleri, almaları gereken bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz sadece belirli günlerde, 3 aylık periyotta, 90 günlük periyotta, günde 2 kez kullanacakları bir formülle bu sorunlardan ömürlerinin sonuna kadar kurtulacaklar ve hayatlarına daha farklı bakacaklar. Çünkü neden? Enerji ihtiyaçlarını, efor ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı zamanda sistemi tedavi edecek. Damarların genişlemesini sağlayacak, kalbin daha hızlı kan pompalamasını sağlayacak. Bu noktada bunların hepsi hem insanların psikolojisini düzeltecek, hem belki aile içindeki diyalog bozukluklarını ortadan kaldıracak, hem iletişimsizliği ortadan kaldıracak, hem de kişilerin kendine güveni olduğu için iş hayatında, sosyal hayatta daha statülerinde belki değişiklik olacak. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi izleyen izleyicilerimiz anlayabilmesi için hangi durumda kişi kendine bu soruyu sormalı? Benim cinsel işlev bozukluğu mu var? Bunun bir kıstası mı var? Kesinlikle. Örneğin ilişki esnasında 20 dakika ilişkiyi sürdüren bir erkek normal ama 3 dakikanın sonunda ilişkiye son veren erkek anormal mi tabir Kesinlikle. Edileceğiz? Belki kaba bir tabir Kesinlikle. Kullanmış olmalı. Doğru. Tanımlaması, ama bunun tanımlamasını yapmamız lazım ki insanlar da, bizi izleyen insanlar da evet benim durumum böyle ve ben bu sorunu yaşıyorum demeli. Çünkü hiç kimseye bahsedemedikleri için bunun da cevabını bulamıyorlar. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Cinsel fonksiyon bozukluklarını açacak olursak madde madde, erken boşalma sorunu, ilişkileri 3 dakikanın altından gerçekleşiyorsa erken boşalma sorunuyla karşı karşıyalardır. Tabii ki Türkiye'de bu daha da vahim bir durumda. 1 dakikanın altına gerçekleşen durumlarda ileri safhalarda ulaşmış demektir. Hemen adım atılması lazım. Yani bu çok önemli bir nokta. Çünkü bazı büyük psikolojik depresyonlara girmelerine, çöküşe girmelerine hazırlık olması. Yani bu çok büyük bir neden. İnsanların bundan kurtulması için bu sorunu çözmesi lazım. Belirttiğimiz 3 dakikanın altında gerçekleşen cinsel ilişkilerde erken boşalma sorunu yaşanıyor. Sertleşme problemi 15 dakikanın altında gerçekleşiyorsa, yani sertleşme sorunu yaşıyorsa kişiler, bu konuda da ciddi bir durum vardır. Sertleşme probleminin etkileri ya şeker hastalığından ötürü ya da yapısal bir bozukluktan dolayı olabilir. Bu konuda yine dediğimiz gibi hemen harekete geçmeleri lazım ki bu ileriki yıllarda daha büyük, daha farklı sorunlara yol açmasın. En büyük sorunumuzdan bir tanesi de cinsel isteksizlik, biliyorsunuz ki. Cinsel isteksizlik bu iki soruna bağlı olarak gelişiyor. Hiçbir sağlıklı insanda, kendini cinsel anlamda tam hisseden bir insanda cinsel isteksizlik görülmez. Ama ne zaman ki erken boşalma sorunu, sertleşme sorunu gibi ağır sorunlarla karşı karşıyaysa, problemi olduğunu bilen kişi diyorsunuz cinsel isteksizlik. Problemi olan kişi cinsel isteksizlik yaşar. Çünkü bu problemin farkında ve eşine korkuyla yaklaşacaktır. O yüzden dediğimiz gibi eğer fizyolojik olarak, yapısal bozukluk olarak sorunları çözersek cinsel isteksizlik otomatikman ortadan kalkacaktır. Ama diyebilirsiniz hiçbir sorunu yok. Hiç hayatta hiçbir sorunu yok. Cinsellikle alakalı tam performansında,
bu formülü o zaman da kullanabilir. Hı hı. Mevcut performansının 4 katına kadar arttığını görecektir o zaman da. Enerji ve onarıcı etkisi olan bitkiler sayesinde bu konudaki şöyle olur. Bir hafta boyunca çalışırsınız ve bir haftanın sonunda yorgun, bitkin bir halde bulursunuz kendinizi. Bunu takviye etmek için, bunu ortadan kaldırmak için de bu formülü kullanabilir. Yani kişiler sağlıklı yaşam için, kaliteli yaşam için de bu formülü gönül rahatlığıyla kullanabilirler diyoruz. Evet, özellikle antropozun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de testosteron seviyesinin düşmesidir. Evet. Peki o yaş dönemindeki erkekler için de bu kullanılabilecek bir formül müdür? Uygun mudur? Belli bir yaş yoksa standartı var mıdır bu formülü kullanmada? Kesinlikle yok. 18 yaşından itibaren her erkek kullanabilir. Belirttiğiniz gibi doğal bir döngüden bahsediyoruz. Hı hı. İnsanların yaşla doğru orantılı olarak testosteron hormonu seviyesinde bir azalma oluyor. Biz testosteron seviyesinin durmasını sağlıyoruz. Hı hı. Bu hormon artık azalmayacak, duracak ve ondan sonra da zamanla tabii ki bu çok kısa bir sürede değil. Belli bir süreçte testosteron hormonu seviyesinin yükselmesini sağlayacağız ki bu konuda cinsel istek ve arzularında da artış olacak. Biliyorsunuz ki Avrupa'da cinsel yaş 70'li 80'li yaşlara kadar çıkarken Türkiye'de maalesef 55-60 yaşında bitiyor. O yüzden bunun daha fazla uzamasını, insanların affedersiniz, bunların daha fazla uzamasını, kişilerin daha mutlu ilişkiler geçirmesini sağlamak için doğal döngüye bir dur demek gerekiyor. Doğal döngü de testosteron hormonu seviyesinin azalması. Hı-hı. Biz ona da dur diyoruz. Aynı zamanda sistemi tedavi ediyoruz. Sistemi tedavi etmek de 1 saatte, 2 saatte, 3 günde yapılacak bir iş değil. Bu belli bir süreçte. Vücudun dengesini, vücudun işleyişini bozmadan, vücuda bir yan etki göstermeden bu sorundan kurtulmaları için çalışıyoruz. Sistem tedavi ederken insan hayatını etkilemiyor. Tedavi ederken insan, yani bu süreçte yavaş yavaş. Çünkü bir damarın genişlemesini sağlıyoruz. Mevcut bölgeye daha fazla bir kan akışının gerçekleşmesini sağlıyoruz. Eğer bunu o geçici çözümler, anlık mutluluk vaat eden formüller gibi bir anda yapmaya kalkarsak çatlatabilir de damarları. Damarlar çatlar, iç kanama sorunu olabilir ya da daha farklı yöntemlerle içerisinde bulunan o anlık mutluluk vaat eden formüllerde kimyasallar ve koruyucu maddeler sayesinde sinir sistemimiz hasar görür. Yani bir sorundan kurtulmak isterken ertesi gün uyandığımızda mevcut performansımızdan hem gerilemiş olarak bulurlar kendilerini hem de sinir sistemini etki ettiği için beyinlerinde bir uyuşukluk, hatta bu konuda saplantılı bir ağrı dönemine girerler. Bu da hiç istemediğim sonuç. O yüzden vücudun dengesini bozmamak için, vücudun bu konuya hazırlıklı, yavaş yavaş bu sorundan kurtulması için belli bir süreç gerekli. Çünkü bu sorunlar vücudumuza bir anda yerleşmiyor. Bir anda yerleşmediği gibi bir anda mucizevi bir şekilde kurtulmak da mümkün değil. Doğru. Sabrederek, inanarak bu formülü düzenli olarak kullanarak bunu buradan kurtulması lazım. Çağatay Bey, çok güzel bir söz söylediniz az önce. Bu problemden hemen kurtulunamaz dediniz. İnternet sitelerinde özellikle baktığınız zaman o kadar çok anlık mutluluk vaat eden, kesinlikle, sizin tabir ettiğiniz gibi o kadar böyle cicili bicili, süslü, ambalajı çok güzel ürünler satılıyor, kesinlikle, ki. Şimdi insanlar da dolayısıyla çok haklılar. Neye güvenmeliler? Hangisine inanmalılar? Hani gerçekten sağlığını etki etmeyecek. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hadi tamam, ben işin maddi boyutunu geçtim. Gerçekten çok büyük rakamlara satılan ürünler bunlar. Ama ya insan peki sağlığından olursa, bir tarafı düzelteyim derken peki ya diğer sağlığından olursa, kesinlikle, insanlar neye inanmalılar? Neyi doğru gerçekten olduğunu bilmeliler. Kesinlikle. Bu konuda baktıkları zaman etraflarına, buradan çıktığımızda yani dahi, sapla samanı nasıl ayırt edecekler? Şöyle ayırt edecekler. Buradan çıktığımızda dahi en kolay ulaşabileceğimiz şey, benzin istasyonlarına bile artık ulaşabiliyorlar bunlara. Şöyle bir baktığımız zaman aslında etrafımıza, biz bir kere bunun ilk adımını yapacağız. Fark edeceğiz. Ben bu sorunu yaşıyorum dedikten sonra ikinci adım doğru yönlendirmeyle doğru bilgiye sahip olmak. Bu konuda da biz şöyle bir şey söylemek istiyoruz. Çevremizdeki formüllerin içerisinde kimyasal maddeler, koruyucu maddelerden oluştuğunu söylemek istiyoruz. Bunlardan iki tanesini belirtmek istiyorum ki insan hayatına en olumsuz etkiyi yapan maddelerdir bunlar. Birincisi lidokain, ikincisi benzokain. Bu iki maddeden korkulması lazım. Çünkü vücuda çok ağır hasarlar bırakan. Uzak durulması gereken iki madde. Evet, iki madde lidokain ve benzokain. Hı hı. Bu anlık mutluluk vaat eden formüllerin hepsinde var. Üzerlerinde yazar mı? Kesinlikle yazar. O zaman mutlaka izleyicilerimize buradan siz bilgi uyarı vermiş olun. O iki ismi gördüğünüz zaman lidokain kesinlikle uzak durulması kesinlikle gereken. Lidokain ve benzokain maddeleri vücuda çok ağır hasarlar bırakır. Hı hı. O yüzden bunlardan uzak durmamız lazım. Bizim formülümüzü ya da gerçekten bunda doğru bilgiyi nasıl alacaklar? Birinci özelliğimiz bitkisel olması. İçeriği tamamen bitkisel. Hı hı. Bu konuda da hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan izinleri mevcuttur. Hı hı.
Birinci sırada bu var. İkinci sırada da tedavi edici özelliği. Yani 10 dakikada bu sorundan kurtulamazsınız. 10 dakikada sadece kendinizi kandırırsınız. 10 dakikada bir aşırı bir doping, aşırı bir yüklemeyle belki ilişkiye... Belki de kalp krizine bile neticesine varacak değil mi durumlar? Kesinlikle. Hoş görmüyor muyuz? Gazetelerde, televizyonlarda okumuyor muyuz? Tabii ki, tabii ki. Kalbin çünkü daha hızlı hızlanmasını sağlıyor. Daha hızlı kan pompalamasını sağlıyor. Ama bunu zamanla yaparsak bir sorun oluşturmaz. Ama bir anda... 3 ayda göreceği etkiyi 10 dakikada görmesini sağlarsak bu tabii ki insanda büyük hasarlara yol açar. Yani mutlu olacağız diye. Tamam, cinsellik erkek için çok önemli bir konu. Erkek için olmazsa olmaz bir konu. Ama bu konuda sorundan kurtulmak için doğru yönlendirmeyi yapmamız lazım. Doğru şekilde doğru adımları atmamız lazım ki kendi sağlığımızdan olmayalım. Çünkü kendi sağlığımız o kadar ucuz değil. Çok doğru söylüyorsunuz. Yaptığımız bir yanlış hareket hayatımızdaki bütün doğruları götürebilir. Çok doğru. O yüzden çok önemli, çok hassas. Biz en az onlar kadar hassas davranıyoruz. Çünkü neden? Biz burada insanlara İnsan ulaşıyoruz. Sağlığı. Birçok insana ulaşıyoruz. Şuradan doğusu, batısı, kuzey, güneyi ayırt etmeden, yurt dışı, yurt içi ayırt etmeden birçok insan bizi dinliyor. Birçok insanın bu sorundan kurtulacağını, belki bir umut ışığı olduğumuzu gösteriyoruz burada. Gelen tepkiler size nasıl? Eminim ki ben yüzlerce, binlerce mail alıyorsunuzdur. Kesinlikle. Telefon açan mutlaka kullanıcılarınız oluyordur. Nasıl geri dönüşler size? Geri dönüşler gerçekten bizim de beklediğimizden daha fazla. Çünkü... Bir sorun çok fazla yaşanıyorsa çok fazla da geri dönüş oluyor. Türkiye'de bu sorunu yaşayan insan sayısı çok fazla. 10 erkekten 8'i en az bir soruna karşı karşıya. Türkiye'de yüzde kaç 80. dediniz? 80. %80'lik. Peki diyorum. Dünya sıralamasında kaçıncıyız acaba biz bununla? Ortalarda olduğumuz söylenemez. Hep üst seviyelerdeyiz bu konuda. Avrupa'da yapılan bir araştırma da aslında bütün Avrupa ülkelerinde bu sorunun saptanmış. Ve Türkiye'de 10 erkekten 8'i bu soruna karşı karşıya. Kaçı dile getiriyordur? Bir de o kısmı tartışılmalı. 10 erkekten 6'sı dile getiriyor. 10 erkekten sadece biri çözüm için adım atıyor. Yani dile getiren diğer, kısım var. Dile getiren ben kısım hani 6 kişi. O kısım da yoktur diye yani düşünüyorum ama bir o kısım, da bir şeymiş. %60'lık bir kısım dile getiriyor ama %10'luk bir kısım sadece harekete geçen kısım. Yani geri kalan %70'lik kısım bu sorundan haberdar bile değil. Felaket. Çok büyük hakikaten bir rakam. Hakikaten felaket. Gerçekten. Türk erkeklerine yine yapılan araştırmada, İspanya'da yapılan araştırmadan bahsediyorum. Türk erkekleri ne zaman tedavi olmak istiyor sorusuna gelince... Ne zaman çocuk sahibi olmak istedikleri zaman, baba olmak istedikleri zaman karşılarına büyük bir sorun olarak çıktığında bu sorunun vehameti, bu sorunun örneğin 40 yaşında ediyor. Baba olmak istiyor. 40 yaşına kadar 40 bu sorunla kadar mı bu devam ediyor? Hep arka plana atıyor. Çok hep önemli. Sırtına bir yük olarak koyuyor, bindiriyor. Bu da tabii ki ilerleyen süreçlerde yıllar sonra karşısına bir sorun olarak duvara toslama diye tabir ettiğimiz durum ortaya çıkıyor. Peki Çağatay Bey, bu formülde şöyle bir şey var mı? Hani ne kadar daha yaşı genç olan kullanırsa etki etmesi daha çabuktur. Ama yaş ilerledikçe haliyle işte bazı metabolizmada yavaşlamalar söz konusu. Evet. Bu doğa gereği. Yani insanın elinde olan bir şey değil. Tabii. 20 yaşındaki bir insanın vücut sistemiyle 55 yaşındaki 60 yaşındaki insanın mümkün değil kesinlikle metabolizmasının bir çalışması. O noktaya şöyle cevap var mı onda bir ayrım? Ayrım şöyle, etki görmede ayrım olabilir. Yani 20 yaşındaki bir insanın bu formülü kullandıktan sonra etkiyi görme süresi bir haftayken, yani cevap alma, çünkü vücudumuza bir uyarıda bulunuyoruz. Ben bu hastalıktan kurtulmak istiyorum diyoruz. Vücudun da buna cevap vermesi lazım. Tedaviye cevap verme dediğimiz noktasında. Genç yaşlarda bu bir hafta, belki ikinci haftaya kadar yükselebiliyor. İki hafta sonra etkiyi görmeye başlıyorlar. İleriki yaşlarda, 70-80 yaşlarında ya da 60 ile 80 arası diyelim buna, 60 yaşlarından sonra insanlarda 3 hafta, belki 4 hafta sonra cevap geliyor. Çok güzel. Ama şu önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Etkiyi gördükleri anda, Türk erkekleri biraz sabırsızdır. Etkiyi gördükleri anda tedavi olduklarını düşünüyorlar. Ben iyileştim, bırakayım. Kesinlikle. Bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü tedavi olmuyorlar. Etki göre cevap alıyorlar. Vücutları evet. Tamam, sen bu sorundan kurtulabilirsin, biz de sana yardımda bulunacağız diye cevap veriyorlar. Tepki verdiği anda bırakmış etki, oluyorlar. Etki tepki meselesi. Evet. Onlar tamam performans için, performanslarının yükseldiğini görünce, etkiyi gördüklerinde tedavi olduklarını düşünüyorlar. Çok yanlış bir düşünce. 3 ayı tamamlamaları durumunda, her yaş grubunda da etkiyi görme süreleri değişkenlik gösterebilir. Kimisinde bir hafta, kimisinde 1,5 ay sonunda olabilir. Ama tedavi süreleri ikisinde de aynı. Yani her yaş grubunda 3 aylık periyotta sabah akşam bu formülü kullanmaları durumunda bu sorundan kurtulacaklardır. Cinsel fonksiyon bozuklukları artık onların hayatında dert olmaktan çıkacak. Cinsel fonksiyon bozuklukları, erken boşalma, sertleşme sorunu, cinsel isteksizlik ve buna bağlı olarak geçen bütün psikolojik travmalar tamamıyla 3 aylık periyotta. Yapmanız gereken tek şey farkına varmak, harekete geçmek ve bu formülü günlük olarak kullanmak. Ondan sonra kendilerine güveni gelecek. İş hayatındaki performansı artacak. Aile içinde
diyalog bozuklukları ortadan kalkacak. Kısaca insanlar ne işsiz kalacak, ne eşsiz kalacak, ne de arkadaşsız kalacak. Yapmalı gereken tek şey sorunun farkına varmak ve çözüm için adım atmak. Erken, bu kadar basit. Erken müdahale etmek. Kesinlikle. Erken teşhis hayat kurtarır. Çok doğru. Bugün de çok keyifliydi sizinle sohbet çok etmek. Gerçekten çok önemli ediyorum. Konulara değindik. Konuşulmayanları konuştuk. Herkesin çekindiği konuları dile getirdik. İlerleyen günlerde yine sizle birlikte olacağız. Ayaklarınıza sağlık diyorum ben. Teşekkür ederim. Çok İyi hafta sonları diliyorum teşekkür size. Ederim, çok teşekkürler. Sevgili Maksimum Sağlık izleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Mutlu, sağlıklı hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.